Kanal 362 stüdyolarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bir spor gazetesi programıyla da karşınızdayız. Ben Ergin Caner Cappar, Mustafa Yavuz hocamla birlikte size dolu dolu bir program hazırladık. Bildiğiniz üzere Samsunspor'da gündem yoğun. Ertuğrul Sağlam'ın istifası, teknik adam arayışları, transfer çalışmaları derken birçok konumuz var. Birçok futbolcunun adı geçiyor, birçok teknik adamın adı geçiyor. Tabii ki öncelikle bugünün en önemli gelişmesiyle başlayacağız. Samsunspor basketbol finale kaldı. Artık Süper Lig'e son bir adım kaldı. Onunla ilgili konuşacağız Mustafa Yavuz hocamla birlikte. Ardından Ertuğrul Sağlam'ın istifası, yani Ertuğrul Sağlam'ın ayrılışının daha doğrusu resmiyete kavuşması diyelim. Çünkü ayrılacağı 10 gün önceden, 10-15 gündür biliniyordu. Yani resmiyete kavuşması, Çinari transferini konuşacağız. Esat Mala gündemde, Çinari'nin geldiği takımda Partizan'da forma giyiyor. Tolunay Kafkas iddiaları var. Hikmet Karaman'la ilgili bugün Milliyet Gazetesi'nde bir haber çıktı, onu konuşacağız. Gerçek Gazetesi'nden Mustafa Ataseven, Hüseyin Öztürk ve Selim Ilgaz oyuncularının haberlerini yaptı. Conte 10 numara oyuncusu ve kanatta da oynayabiliyor. Onunla ilgili de konuşacağız. Yusuf stoper ve sağ bek oynuyor. Onunla ilgili iddialar var Samsunspor'a geleceğiyle ilgili. Samsunspor'un kongresi var. Onu konuşacağız. TSD'nin seçimi vardı. Onu sizlere aktaracağım. Tomane ile ilgili gelişmelerimiz var. Vukan Savicevic ile ilgili konuşacağız ve son olarak da Erkan Reşmen'in ayrılışını konuşacağız. Yani gündem maddelerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gündem maddelerini sıralarken sen de söz bekliyordun benden. Ne düşünüyorsun hocam Samsunspor basketbol hakkında? Evet, bugün sevindirici bir haber aldık Samsunspor basketboldan. Serinin 2-1'den sonraki hani belki beraber bitse devam edecekti. Bugünkü galibiyetle son maç olmuş oldu. Ve 3-1 seride 3-1'lik üstünlük sağlayarak finale çıktık basketbolda. Yarın da muhtemel rakiplerimizden Yalova ve Konya takımı. Onlardan biriyle de eşleşerek final müsabakalarına çıkacağız. İşte onların maçından sonra herhalde final müsabakaları ne zaman olacağı tam netleşir. Çünkü onlarda da yarınki maç 2-2 olursa uzama durumu var onlarda. Evet. Ama Yalova biraz da favori gibi görünüyor. Çünkü kendi evinde oynayacak. Yani 2-1 önde ve kendi evinde. Kendi evinde oynayacak. Birazcık daha önde görünüyor diyebiliriz son yani. Son maçı da farklı aldıydı galiba. Evet. Onlar daha favori gözüküyor. Gerçi 2-2 olsa belki bizim için daha iyi olur. Çünkü iki takım hem bir maç daha yapmış olacak, hem biraz daha yorgunluk da olabilir onlar açısından bizim maça kadar. Hem biz bu maç o maça kadar dinlenmiş olabiliriz. Bizde de sıkıntılar var aslında basketbolda. Maalesef 3 tane önemli oyuncumuzun sakatlığı var. Ve de finalde de aldığım bilgiye göre herhalde oynayamayacaklar. Özellikle Berkay ve Tayfun gerçekten önemli oyunculardı. Çünkü final maçı tek maç usulü bir maç değil. Final maçı 7 maçlık bir seri olan. 7 maç mı hocam? Yani 4 galibiyet alanın çıkacağı bir uzun bir seri olacak. En az 4 galibiyet almak gerekiyor. Böyle uzun bir seride sakatlarımızın olması bizim için bir dezavantaj. Özellikle Berkay savunmada çok önemli bir oyuncuydu. Şimdi rakipleri ben biraz izledim. Yalova ve Konya'yı oyun kurucuları olsun. Gerçekten etkili dış şutör oyuncuları var. Berkay o bölümde kapatan bir oyuncuydu. Yine Tayfun. Şimdi burada eksiklerimiz, hani iyi bir beş çıkarız yine. Yabancılarımızda bir sıkıntı yok. Yabancılarımız gayet uyuyor hocam. Onlar oynuyor. Formdalar da. Şöyle bir araya girebilirim burada. Samsunspor tabii bugün 77-94 kazandı. Hı hı. Ve seride durumu 3-1'e getirdi. Yani deplasmanda da 2 galibiyet aldı Samsunspor. Çünkü ilk iki oynadığımız karşılaşmada seri 1-1'e gelmişti. Evimizde mağlup olmuştuk. Ama deplasmanda Samsunspor basketbol Mamak Belediyesi'ni 2 maçta da mağlup etmeyi başardı. Şöyle rakamlar vereceğim. Kalil Dukes 30 sayıyla oynamış. 3 rebound 6 asist yapmış. Fatih Can Titiz 5 sayı 5 rebound 10 asist. Can Özcan 28 sayı 7 rebound almış. Timothy Suarez 23 sayı 14 rebound almış. Yani burada yabancıların ne kadar katkı verdiğini görüyoruz. Mesela Duques ile Suarez toplam 53 sayı atmışlar. Bu oyuncuların formda olması Samsunspor basketbolu finale taşıyor. Tabii Mert Ali Sert de 6 sayıyla oynamış, 1 rebound almış. Berkay Çılgın da 2 sayı 4 rebound ve 1 asisti var. Şimdi
Basketbolda rotasyon çok önemli. Yani rotasyon dediğimiz oyun içerisinde sürekli değişiklikler oluyor. Biz mesela geçen hafta konuşurken buradan şey istatistiğinden bahsetmiştim. Samsunspor'un 16 maçta sahasına yenilmediği istatistikten bahsetmiştim. Geçen hafta da hani 1-0 öne geçmiştik evet. Seride. Peşine de yenilmiştik sahamızda. Evet. Ama işte neden yenilmiştik? Nazar i̇şte hem nazar da 3 oyuncunun sakat olmasından dolayı rotasyonda oyuncu değişikliklerimiz olamamıştı ve evet. Oyun içerisinde biz o maçta yani farklı öndeydik aslında. Yani o maçta da yeniyorduk. Yani biz 3-0 rahatlıkla da bitirebilirdik belki sakatlarımız olmasaydı. O maçta onun üzerinde fark varken işte oyun içerisindeki oyuncuların yorgunlukları son anlarda fazla oyuncu değiştirememe ve geriden gelip kazanmışlardı. İşte o açıdan diyorum yani final maçlarına da şimdi uzun bir seri olduğu için bu rotasyonu kullanamayışımız bizim için bir dezavantaj olacaktır ama yine de değerli yabancıların yanında Fatih gibi, Can gibi önemli oyuncularımız da var. En azından inşallah oynayan oyuncumuz inşallah bir sakatlık geçirmez. Onlar da bir sıkıntı yaşamaz. Yani bu aslında bu sıkıntıları biz sene boyunca da yaşadık basketbolda. Korona oldu, yine sakatlıklar oldu. Evet. Çok durumlar oldu. İnşallah hani onlarda da bir açı, rakipte de ne olacağı belli olmaz. Onlarda sakatlık durumları olabilir. Onlar da mesela bugün Mamak Belediyesi'nin yabancı oyuncusu oynamamıştı artık. Sakat mıydı neydi bilmiyorum. O da bizim için bir avantaj olmuştu. Yani zor bir bizi seri bekliyor ama zevkli bir seri bekliyor inşallah. Bir de 2 günde bir maç var hocam, sürekli maç var yani. İşte bunların, oyuncular gerçekten çok zorlanıyor. İşte bu sakatlıklardan dolayı biraz can evet. Sıkıyor işte biraz kafada su işareti var ama şu da var, sağ avantajımız olacak en azından sahamızdaki maçları kazanabilirsek inşallah en azından sahamızdaki maçları işi bitirme şansımız var. 4 maçımız hani. İki maç olacak yani iki maç sahamızda, iki maç deplasman. Evet. Varsayış yine evet. Böyle bir orada şeklinde devam edecek. Hani sağ avantajı derken de mesela finalde de sağ avantajımız devam ediyor yani. Evet, bir ikinci bitirdiğimiz için biz aynen. Orada da devam ediyor. Üçüncü yani. Ve dördüncü bitirdiğimiz tamam. Rakipler onun için sağ avantajımız olacak. Tabii işte bunu kullanabilme mesela seyirci yok ama basketbolda yine bir 20 kişi 30 kişilik mesela bir kontenjan oluyor. Yani gelenler de ki basketbol maçlarında yani bir kişinin bile şöyle sesi çıkan bir kişi bile evet, sahaya evet, etki evet, edebiliyor. Evet, evet. İnşallah o avantajımızı da kullanırız sağ avantajımızı. İnşallah kalan oyuncumuzlarda da bir sakatlık olmaz ve güzel bir seri olur ve en azından basketbolda Süper Lig'e ulaşırız diyorum. Evet hocam basketbol maçlarında hani böyle alkış ve koltuğa vurma gibi durumlar yaşanıyor. Mesela onlar da oyuncuları motive ediyor. Aslında evet. Yapılan tezahürat basketbolda pek bir etki yapmıyor açıkçası. Tezahürat yani çok yüksek bir tezahürat olursa hani basketbolda oyuncu gaza gelebiliyor ama futboldaki gibi değil yani. Biraz. Basketbolda zaten futbol tezahüratı gibi de mesela basketbolda işte savunmadayken ayrı bir tabii ses. Ses ucundayken ayrı bir atarken herkes susar. Ya işte farklı şeyler. Smaç atıldığında işte yani bütün herkesin alkışlaması bunlar hep motive yani. Daha çok bir de şey var. Hakemi baskı altına almak da önemli. O mesela. Da doğru. Evet. Şeylerde mesela hakem her hatalı kararında doğru bile verse orada bir baskı oluşturma, her itiraz etme, o tribünden o ses, gürültü haksızlık yendiği olduğu anda sesini çıkarmak bunlar da basketbolda önemli şeyler oluyor. Evet. Evet yani değerli izleyenler, Samsunspor basketbola Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz. Evin adımlarla yoluna ilerleyen bir takım var. Bugünkü andan galibiyetten dolayı da kendilerini tebrik ediyoruz. Yavaş yavaş futbola dönüyoruz tabii ki. Ertuğrul Sağlam'ın ayrılışını konuşacağız. Ama şu hatırlatmayı yapmak istiyorum değerli izleyenler. Kanal 362'nin Facebook ve YouTube sayfasından şu anda canlı yayınımız başladı. Yayını beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Yorumlarınız gelmeye başladı. Yorumlarınızı bekliyorum. Hocam Ertuğrul Sağlam'la yollar zaten ayrılmıştı da bugün resmiyet kazandı. Yönetmenim de verir şimdi ekrana. Verdi. Kulüpten gelen açıklamayı okuyorum. Kulübümüz futbol takımı teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder. Kendisine başarılar dileriz. Samsunspor Futbol Kulübü anonim şirketi. Hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok çirkin iddialar atıldı ortaya. Tazminat sıkıntısı var. Yok efendim Sayın Başkan Yüksel Yıldırım Nuri Aslan tesislerine noter gönderdi. Noter yetkililerini gönderdi. Ertuğrul Sağlam'ın tesiste olmadığını zabıt tutturdu. İşte zabıt mı tutmak denir ona öyle denir herhalde.
Dahası işte yani kulüpte olmadığını zabıt tutturarak yani işte yani istifa ettiğini o şekilde ispatlama gereği duydu. Duyduğu söyleniyor. Yani Ertuğrul Hoca'nın işte tazminat istediği söyleniyor. Ortalıkta bir 12 milyon TL civarında bir para konuşuldu edildi ama en sonunda şunu söyleyeyim ve sözü sana öyle bırakacağım. Ertuğrul Sağlam Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'dan şunu istemiş. Ben onu duydum. Beni istifa etti olarak yazmayın. Karşılıklı olarak sözleşmemi feshettiğimizi yazın. Demiş ama Ertuğrul Hoca'nın bu isteği yerine gelmedi. Bugün gelen resmi açıklamada Ertuğrul Sağlam'ın istifa ettiği söylendi. Sen ne diyorsun? Ertuğrul Hoca'nın ayrılışıyla ilgili aslında geçen hafta yorumlarını yapmıştın ama. yani artık resmiyete kavuşması hakkında ne düşünüyorsun? Evet, geçen hafta hani Ertuğrul Hoca kalırsa ne olur, kalmazsa ne olur? Onlarla ilgili zaten konuşmuştuk. Hani kalırsa da çok ben fayda sağlayamayacağını. Çünkü yani biraz taraftarın mesela bu sezon başında taraftarın gözünde kredisi çoktu Ertuğrul Sağlam'ın. Özellikle ikincilikten de evet. Aldığı pozisyon geldi. Daha öncesinde Ertuğrul da Sağlam da genel taraftarın sevdiği bir hocaydı. Onun için mesela sene başında kredisi çoktu. Mesela hani sene başında kötü de başlasan, galip de gelmesen, kötü de oynasan yani kredisi vardı. Hani daha iyi olur, evet. Daha herkesin evet. Bir beklentisi vardı. Zaten sene başı sıkıntılar vardı. İşte koronaydı, işte sakatlıklardı, şunlar bunlardı. Hatta işte süreçte işte Bursa maçına kadar giden bir süreç vardı. Bursa Spor maçından sonra işte mağlubiyet durumunda yine sıkıntılı durumlardayken. Yine böyle tamamen Ertuğrul Sağlam'a karşı değil. Yine yine sabırla bekleyen bir taraftar grubu var. Tabii tepki olan da çok vardı. Özellikle oyunla tabii, alakalı. Tabii. Ama işte yavaş yavaş sezon sonuna geldikçe alınan sonuçlar işte Adana Demirspor, Giresun gibi kritik maçlar alınan sonuçlar, playoff maçları ve piyasa sonunda playoff maçının sonucundan sonra o kredisi neredeyse tamamen kaybetti evet, derdi. Yani şimdi seneye kalsa bile şimdi kredisi kalmamış bir hoca ne olacaktı? En ufak sene başında alınabilecek kötü sonuçlarda, kötü oyunda sürekli tepkiler olacaktı. Onun için bence de Ertuğrul Sağlam hocamızın ayrılması iki taraf açısından da hayırlı olur diye düşünüyorum. Evet. İyi olur diye düşünüyorum. Ben istifa konusunda demin de söyledim. Mesela şimdi bir hoca mesela sözleşme devam ediyordur. Hoca der ki ben istifa ediyorum. Devam etmek istemiyorum. Kulüp der ki devam et. Yok ben istifa ediyorum. Git diyor. Giderim der. Ama belki Ertuğrul Hoca şu anlamda demiştir. Hani ben istifa etmedim, bırakıp gitmedim. Karşılıklı anlaştık, kulüple anlaştık. O şekilde ayrılıyorum demek evet. istemiş de olabilir. Ve tabii şu bir haftadır da çok bir söylentiler oldu. Yani sürekli hatta bazıları Ertuğrul Sağlam kalacak mı? Kalacak da mı? Ya artık iş oraya artık iş oraya dönmeye başladı hocam zaten. De, yani bir türlü resmiyet kazanmayınca bu ayrılık. Resmiyet kazan. Bir de bir sürü şeyler çıkınca. Dedikodular. Teknik direktör isimle çıkınca. Evet, hatta evet. işte... Bazı isimler olunca işte o gelecekse Ertuğrul Sağlam kalsın daha iyi falan gibi böyle. Yani sürekli bir belirsizlik vardı bugüne kadar. Ama bugün açıklama yapıldı ve artık o belirsizlikle ortadan kalkmış oldu. Herhalde yakın bir zamanda da yeni teknik direktör de herhalde açıklanır diye bekliyoruz. Dediğim gibi her iki taraf açısından da artık hayırlısı olsun diye. Evet yani Samsun'la ve Samsun'la bağdaşlaşmış bir teknik direktör Ertuğrul Sağlam. Ben yani benim kanaatim. Samsun Spor'dan, Samsun'dan ayrılışı bu şekilde olmamalıydı. Yani Ertuğrul Sağlam'ın yani ciddi bir şekilde değer verilerek ayrılması gerekiyordu. Ama çok çirkin iddialar atıldı ortaya. Ertuğrul Hoca'yla bir türlü ayrılma noktasında bile anlaşma sağlanamadı. Bir sıkıntı yaşandı. Yani Ertuğrul Hoca gelirken bu kadar tantan olmamıştı yani. Giderken çok uzun oldu. Beni açıkçası şaşırtan durum buydu. Ama yine altını çizerek söylemek istiyorum. Ertuğrul Sağlam Samsun'dan ve Samsun'dan bu şekilde gönderilmemeliydi. Ayrılmamalıydı. Yani, ben bunu hani İsmail Yönük ayrıldığında da aynı şeyi söylemiştim. Yani taraftarla geldi İsmail Yönük. Büyük bir coşkuyla geldi Nur Aslan tesislerinde taraftarlar. Ayrılırken kimse yoktu. Ertuğrul Sağlam da aynı oldu. Taraftarlarla geldi binlerce kişiyle. Meşaleler yandı, taraftarlar, tezahüratlar işte. Ama giderken gene kimse yok. Hep bir problem bu gidenlerde. Kalanlarda hiçbir problem yok. Bence bu da artı düşünülmesi gereken bir konudur diye düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun Samspor'dan ayrılan hiç kimseye ayrılmıyor. Yani bir problem var yani bu noktada. Alkışlarla gelen, tezahüratlarla gelen, görkemli törenlerle gelen kişiler yani tek başına bavullarını alıp gidiyorlar Samspor'dan ve kimseyle vedalaşmıyorlar. Yani Ertuğrul Sağlam'a bakıyorsun bugün
henüz benim gördüğüm kadarıyla bir veda yazısı yazmadı. Ya bu aslında yani Türk futbolunda belki yazabilir, hani ilerleyen saatlerde bir camiaya veda edebilir ama hani sosyal medyadan veda etmesi başkadır. Ama geldiği gibi veda etmesi de başkadır. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ertuğrul Sağlam her ne kadar biz burada eleştirsek de, oynattığı futbolu beğenmesek de, Ertuğrul Sağlam Samsun ve Samsunspor'cu çok değerli bir insandır. Her zaman Ertuğrul Sağlam dendiği zaman akla Samsun gelir, Samsunspor gelir. Yani bu şehir dışında böyledir, bütün evet. Türkiye'de. O yüzden ben Ertuğrul Sağlam'ın gidişini açıkçası beğenmedim hocam, tasdik de etmedim yani. Daha güzel bir şekilde uğurlanabilirdi Ertuğrul Sağlam. Genelde zaten bu başarısızlıklarda sadece Samsun için değil, yani Türkiye'de de böyle genelde maalesef. Bir başarısızlık olduğu zaman, isten olmadığı zaman hep böyle birine tamamen şey bırakılıyor. Üstüne evet. Sorumluluk ve o şekilde ayrılıyor ve yeni biri gelip unutulup gidiyor. Şimdi Ertuğrul Sağlam'da bir de şöyle durum var. Şimdi Ertuğrul Sağlam futbolcuk döneminde de gitti. Beşiktaş'a gitti. Sonra tekrar Samsun'a gelmişliği var. Evet. Devam etti. Burada futbolu bıraktı. Yine burada hocayken başladı. Sonra gitti. Tekrar yine hoca olarak geldi. Yani belki yine gelecek hocam. Sonra geleceğim ya. Belki de tekrar da gelebilir. Yani belki sonra yeniden gelecek Ertuğrul Hoca. Açık bir kapı olacaktır Ertuğrul yani. Sağlam için. Onun için ayrılıkların da hele de böyle güzel olması lazım. İkili böyle geçmişten bu zamana kadar sürekli bir yerde birleştiğin bir isimle ayrılırken daha da tabii ki daha iyi olması. Ki Ertuğrul Sağlam normal şey de gelebilir. Samsun hani gezmeye de gelebilir. Ya öyle tabii canım. Şimdi mesela maçlara gelebilir şeylere. Her zaman burada bir ayağı olan bir insan. Şimdi Ömer Tuncay mesela olan bir insan. Ömer Tuncay adlı izleyicimiz mesela yorum yapmış. Demiş ki hani taraftarlara el kol hareketiyle veda eden birisini çiçeklerle yollamamız beklenemez demiş. Hani ben şunu söylemek istiyorum zaten. Ertuğrul Sağlam nasıl geldi? Çok güzel geldi. Giderken de kendisini ifade edebilecek bir imkan verilseydi ona. Onu demek istiyorum, anlatabildim mi? Yani evet. Kendisini ifade edebilecek. Yani neden? O el kol hareketlerini kime yaptı? Keşke neden ya. Yaptı? Neden bu sene kötü futbol oynattı ve kulüp içerisinde ne gibi sorunlar yaşadı? Yani böyle o kadar güzel bir törenle gelen insanın bu kadar kötü bir şekilde gitmesi sadece onun durumuna bağlanamaz. Evet. Bizlerde de bazı problemler de, var, sıkıntılar var demektir yani. Şimdi bir de hani genel tabii ki şu orada yaptığı yanlıştı ama şimdi tabii genelliyoruz ama ama bir sormak lazım neden kadar, yaptı? İşte bu zamana kadar Ertuğrul Sağlam'da inanılmaz böyle bazı küfürler, kötü şeyler söylenenler evet, falan oldu ve Ertuğrul Hoca hep böyle kapatıyordu. Birliktelikten bahsediyordu, beraberlikten bahsediyordu. Sene sonuna bekleyelim diyordu. Hep şey yapıyordu. Belki şimdi orada aslında Ertuğrul Hoca'nın yanlışı şuydu. Yani geçmişte yıllarca futbol oynamışsın, antrenörlük yapmışsın. Sen o pozisyonda artık seyirci bağır, küfür eder, şöyle der, böyle der. Kafanı kaldırmayacaksın. Ya tabii. Yani orada kafanı kaldırma. Kafanı kaldırdığı zaman da belki orada birini gördü. Belki onun direkt yaptığı küfürü gördü. Belki o önceki şeylerden de, belki yapılanlar da, belki tanıyordu, tanımıyordu. Belki o direkt ona o şeyi, ya hocam, yani ben bir taraftara değil de, direkt hocam ona. Aha, yine dediğin gibi yani profesyonelsin sen. Yani futbolculuk hayatın var, antrenörlük hayatın, bunları çok yaşadın. Yani orada kafanı kaldırmayacaksın dedi. Orada kafanı hocam, çok enteresan iddialar var. Şeyler oldu. Yani o konuyla ilgili çok enteresan iddialar var. Yani Ertuğrul Sağlam'ın kimi orada el kol hareketi yaptığıyla ilgili. Belki tanıyorum. Çok enteresan iddialar var. Yani onların gerçeklik payını ispatlayamadığım için hani burada söyleyemem ama Ertuğrul Sağlam'ın tribüne neden el kol hareketi yaptığıyla ilgili çok enteresan iddialar var. Belki izleyenlerimiz, sizlerin de kulağına gelmiştir bu durum. Yani çoğu insan, çoğu kişi camianın içerisinde, çoğu kişi biliyor. Neyse, hayırlı uğurlu olsun Ertuğrul Sağlam'ın şey gidişi. Ben onu da genellemiyorum yani. Samsun Spor taraftarına yaptığı olarak da genellemiyorum. Muhtemelen orada bir küfür eden bir kişi vardı, bir şey vardı. Ya kesinlikle öyle zaten. Önceden de belki bir şey vardı. O anlık bir tepkiydi ama dediğim gibi profesyonelsin. Yani kafayı kaldırmayacaksın. Kesinlikle öyle. Ya ama şimdi orada tabii şimdi elenmişsin. Sinirlerin bozuk. Onun için diyorum ya. Kafayı kaldırmayacaksın. Üzerinde bir baskı var. Yani. Sinirlenmişsin. Üzerinde bir baskı var. Orada tansiyon yükselmiş. Nabız atıyor. Yani pıtır pıtır. Ondan sonra otomatikman sen de orada biri sana el kol yapınca sen de el kol hareketi yapıyorsun. Tabii doğru, yaptığı yanlıştı Ertuğrul Hoca'nın. Profesyonel bir şekilde davranması gerekiyordu. Ama Ertuğrul Hoca yine Samsunspor'un çocuğudur. Her zaman Samsunspor'un ve Samsunspor'un kapısı onunla her zaman açıktır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu ayrılık. Bu arada Ertuğrul Sağlam'ın ayrılığı demişken Yüksel Yıldırım'ın da bir fotoğrafı var. Az önce bizimle paylaştı bu fotoğrafı. Verelim ekrana. Şuradan okuyacağım. Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker'le
Yüksel Yıldırım şu anda akşam yemeği izliyor değerli izleyenler. Bu fotoğraf sıcağı sıcağına geldi programdan 15-20 dakika önce Sayın Başkan Yüksel Yıldırım yolladı. Şu anda Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şüker'le yemek yiyor. Başkan'a da bak gördüğünüz üzere keyfi yerinde, afiyet olsun diyelim. Bu fotoğrafı da sizinle paylaşmak istedik. Evet, transfere dönelim. Değerli izleyenler, bugün Samsunspor ilk transferini açıkladı. Eraldo Çinari Yılport Samsunspor'da 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Başarılı kanat oyuncusuyla. Yani bir enteresanlık da var. Mesela Samsunspor Eraldo Çinari diye paylaşmış ama çoğu haberde Eraldo Çinari, Eraldo diye yazılıyor. Samsunspor Eraldo diye paylaşmış. Kafamız karıştı aslında. Bugün baktık öyle. Acaba Eraldo mu Eraldo mu diye. Çoğu yerde Eraldo yazıyor ama. Öyle gördüm yani. Hocam 3+1 yıllık anlaşma. Partizani takımından geldi. Arnavut oyuncu. Geçen hafta Eraldo Çinari'yi konuştuk herhalde biz. Biraz bahsettik. Bahsettik çünkü İstanbul Spor'un geçen sezon gördük Arnavut oyuncularını. Roko ve Abaza'ydı herhalde değil mi? Onlardan da biraz esinlenerek gibi oldu. Hani Arnavut ligine Samsunspor kancayı taktı. Hatta Esat Mala adlı oyuncuyla da ilgileniyor Samsunspor. Merkez orta saha oyuncusu. Ona birazdan geçeceğiz. Eraldo Çinari transferiyle ilgili görüşlerini merak ediyorum hocam. Evet, Çinari ile ilgili geçen hafta üstünden biraz geçmiştik. O zaman hani daha tam hani resmileşmemişti. Olur mu olmaz mıydı? Onunla ilgili söylemiştik. Hani tek yine hani ilk defa gelen, Türkiye'ye ilk defa gelen oyuncularda yaşadığımız sıkıntılarla ilgili hani evet, bahsetmiştik. Uyum sorunu. Uyum sorunlardan bahsetmiştik. Hani olur mu gelirse falan. Ama şu anda neticede geldi. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun tabii. Yani İnşallah başarılı olur. Hayırlı olsun. İnşallah beklenenlerin, beklentinin üstünde bir oyun sergiler. Başarılı olur. Yani baktığımız zaman Arnavut Ligi'nde sadece oynamış. Arnavut Süper Ligi'nde oynamış. Zaten genç bir oyuncu. Arnavutluk U21 herhalde milli takımda da evet, forma evet, evet. Forma giymiş. Hani bölge olarak baktığın zaman kanat forvet tipi bir oyuncu. Kanat forvet evet. Biraz Yasin Öztekin'in sanki alternatifi gibi duruyor. Evet. Şimdi yani tabi burada yabancı oyuncular da gelenler de işte hani direkt oyuncu gözüyle mi bakılıyor yoksa şimdi mesela şöyle de var, bir şey var. Hani biz genelde diyoruz ki hani daha bilindik oyuncular ya da mesela bu tip oyuncuları şeyde daha rahat transfer edersin Süper Lig'de. Hani böyle genç, belli bir şey, beklentisi olan ama olur mu olmaz mı beklentisi tam belli olamayan oyuncuları. Mesela Süper Lig'de 14 takım vardır ya. Mesela 10 tane iyi top çalsın, futbolcu alırsın. Birkaç tanesini yedek atarsın. Ayırırsın. Yani, tabii, belki tabii. Bir beklenti amaçlı alırsın ama şimdi yabancı hakkını kullandın yani. Samsunspor bir yabancı hakkını Eraldo Çinari ile kullandı. Burada kısıtlı bir durumum var. Bir yabancını böyle kullandın zaten bir de daha diğer oyuncular da daha işte netleşmesini bekliyoruz. Daha belki tabii, ayrılacak. Tomane var, Boli var, yabancı Yamayego dönecek yani mi dönmeyecek mi? Alacak. Şimdi bir de yabancı kuralı açıklandı. Şu an yine 8 devam ediyor. 5 geçen seneki gibi olacak herhalde. 5 artı 1. Artı 1 yedek. Artı 1. 2 de tribünde. Tribünde evet. Toplam 8 yani. Ama seneye de 5'e inecek deniyor yani. Yavaş yavaş düşme. Yani biz yani Süper Lig'e çıkalım da ondan sonra kim ne yapıyorsa yapsın yani. Birincilikte kaç tane yabancı indirecekler, indirsinler. Ama düşüneceğiz. Ben bir yandan da tabii kalırsan da elinde kalıp şimdi sözleşme yaparken biraz onları düşünmek lazım. Şimdi mesela beni merak ettiğim konu mesela Çinari ile tam bilinmiyor, ne yapacağı bilinmiyor ama 3+1 sözleşme. Ben de onu diyecektim hocam. Yani yine Pluma'da Jassi'de yaptığımız hatayı yani, yapıyoruz. Yani neden 2 yıllık değil, 1+1 değil veya 2 yıllık değil? Ya 3 yıllık yani ya tutmazsa? Şimdi ya bu da tutmazsa yani? Bazı oyuncularda belki bu riski alırsın. Dersin ki gelecek vaat ettiği için dersin. Hani gelecek vaat ediyor. Belki yani kaçmasın elimizden çıkartırız. Çıkartırsak, elimize parlatırsak bir an elimizden kaçmasın diye düşünebilirsin. Ama Çinari bilemiyoruz şimdi. Soru işaretiyle geliyor. Yani şimdi ben mesela biraz araştırdığım zaman, baktığım zaman hani böyle bir 90 dakikalık bir maç kasetine bulaşamıyorsun. Ya da böyle geniş, bazı oyuncuların geniş bir şeylerini bulabiliyorsun, videolarını falan. Mesela Çinari onunla ilgili çok bulamadım. Böyle bir iki tane gol attığı falan böyle şeyler var. Çok gözde olan bir futbolcu değil yani. Yani tamam bak bir de biraz şeyi araştırdım. Biraz YouTube'dan falan baktım. Bununla ilgili bazı yorum yapanlar vardı. İşte mesela transfer merkezi vardı mesela. Orada Çinari'yi izlemiş birkaç kişinin yorumları vardı. Onların yorumlarından
anladığım hani bu lig için yeterli mi? Yeterli diyen de vardı. Yetersiz diyen de vardı. Mesela başka bir yerde bir programda izledim YouTube'da. Mesela orada ben de izledim falan diyordu. Yani bu lig için o da yetersiz diyor. Travela'da mı izlediniz? Orada da vardı. Transfer Magazine'de iki kişi vardı. Birisi direkt görüşüyorum da falan ne dedi. Hani iyi izlenimler olan da var. Beklenti olan da var. Bu beklentiyi veremeyeceğini düşünenler de var. Yani bizim şahsen yani benim ya da bizlerin ancak ne zaman anlayabiliriz? Sağda. Samsunspor sağda işte göreceğiz. Çıktığı maçta işte tabii, bir hazırlık maçında falan görürsün. Ondan sonra resmi maçta görürsün. Resmi maçta değil birkaç hafta işte uyumdu, şuydu, buydu. İkinci, üçüncü, dördüncü haftadan sonra. İlk çıktığı maçta bir oyuncu bir top aldığı zaman kalitesini aslında bir gösterir. Yani bir aldığı zaman ayağına. Şöyle iki kişi çalman. 90 dakika bir şey göstermese bile sana bir 5 dakika bir resital sunar. Hocam bile. Ben bir oyuncu kalitesini belli eder. Şöyle bir şey söyleyeyim mesela ben sana. Jassy ilk geldiğinde Giresunspor'la sezon başında biz hazırlık maçı oynamıştık ya. Hı-hı. Ya bir futbol oynadı o Giresunspor maçında Jassy. Çekiyor, vuruyor, çalım atıyor. Yani o maçı biliyorsun televizyonda yayınlanmadı. Evet. Hani biz basın mensubu olduğumuz için girdik karşılaşmaya. Bir oynadı o Giresunspor maçında. Yani ben dedim ki tamam. Samsunspor umarı buldu yani. Umarını buldu dedim yani. Adam dedim zehir gibi. Hatta o şekilde tweetler falan da attım. Hı-hı. Abi sezon bir başladı. Jassy bir ara bir sakatlandı, Covid oldu falan filan, cart curt derken Jassy'den hiçbir verim alamadık, devre arası yolladık. Evet. Yani şey. Arada kaynadı gitti. Yani bir maça bakarak da yorum yapmamak gerektiğini ben Jassy'de anladım. Çünkü çok yanıldım yani yani beni takip edenlere yani arkadaşlarıma, yakın arkadaşlarıma hep telefonda söyledim yani Jassy dedim çok iyi transfer bence dedim yani çok iyi oynuyor dedim Giresunspor'a karşı. Adam sahada hiçbir şey veremedi yani. Şimdi bak mesela, yanıldım mesela Jassy'de. Bir maçta karar vermemek gerekiyormuş yani. Şimdi bir maçta şeye onu karar veremez. Anladım. Sezonluk karar veremez. Ama tabii. Dediğim gibi biraz yine kaliteyi biraz az çok anlarsın. Mesela o maçta Pullman'ı da izlemişsindir. Pullman sana pek bir şey vermemişsindir ama Gyasi belki bir şeyler vermiştir. Mesela Gyasi'de şu vardı. 4 maç sakatlandıydı. Sonra Covid geçirdiydi. Bir düştüydü. Evet. Sonra çıktıydı. Sonra yine aslında bak mesela Gyasi'de bazı maçta bir şeyler gördüğün yine maçlar olduydu. Mesela ikinci yarılarda girip bir iki tane maç böyle hani birebir de mesela geçebilen oyuncu aslında. Kariyerine baktığın zaman aslında Pullman'a göre Gyasi'nin o kadar da kötü değildi. Mesela Ghana milli takımında mı 3-4 kere oynanmıştı falan vardı. O bir tutmadı ama. O beklentiyi karşılamadı. Ama Pullman mesela hiç maçta Gyasi'ni göremedik. Yani Çınarlı'da mesela yani bir hani birkaç maç izlersek anlarız ama dediğim gibi bir soru işaretiyle geliyor. Soru işaretiyle geliyor. İlk defa geldiği için tam yorumlayamıyoruz. Bir şey açıkçası açıkçası heyecan da yaratmadı. Ben yani mesela şunu da merak ediyorum. Mesela bu Çınarlı transferini şimdi hoca yoksa başkan o zaman onaylıyor. Tabii canım başkanı sen başkan Yüksel Yıldırım mesela, yönetiyor şu an başkanımız da kimin mesela bizim scout ekibinden mi yapıldı? Scout ekibinde kim yaptı? Mesela scout neye göre yaptı? Mesela bunlar da aslında arada bir çıkıp böyle o scout ekibinden bize mesela bilgilendirse. Mesela şunu şunu gördük falan. Ya da mesela bu scout ekibindekiler mesela geçen seneden de yapanlar var mıydı? Mesela scout ekibinde merak ediyorum ben. Hani mesela bizde bu Çınarlı'yı getiren scout ekibindeki kişi bundan önce mesela kaç oyuncu çıkarttık? Scout'un böyle önceden de böyle çıkarttığı oyuncular var mı? Mesela onları da merak ediyorum aslında. Bununla ilgili bizi bilgilendirirse mesela, inşallah. Aynen biz mesela yani geçen çünkü işte geçen sene örnekler var. Bu senede mutlaka bir şey var ki hani başkan da cepten para harcıyor. Hani geçen seneki örnek varken herhalde başkan da boşuna para vermez. Tabii ki tabii ki tabii ki. Kendine riske atmaz. Mutlaka 3 artı bir koyuyorsan bir şeyler görülmüştür demektir. Hani şimdi İstanbul örneği var. 3 tane ben baktım. 3'ü de aynı takımdan gelmiş bir de. O İstanbul'daki 3 Arnavut oyuncu var. 3'ü de aynı takımdan gelmiş. Hatta şimdi ikinci bir Arnavut futbolcu da söyleniyor bize. Tabii hesaplamalı. O da mesela aynı takımdan. Mesela tabii, bir model falan da mı düşünülebilir? Belki aynı gruptan belki bütün Arnavut futbolcuları herhalde bu lige toplayacağız. Öyle görünüyor. Hani oyun sorunu geçsinler falan diye belki şeylerden. Bilemiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz yani. Şu anda ne desek. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Önümüzde. İnşallah Samsunspor aynen. İnşallah Samsunspor'da başarılı bir performans gösterir. Erhat Çınarı hayırlı uğurlu olsun. Yönetmenim ben Esat Mal'a görselini isteyeyim ekrana. Evet Esat Mal'a Partizani'de oynuyor. O da aynı takımda yani Çınarı ile birlikte. Bugün Halk Gazetesi'nin internet sayfasında çıkan haber, ekranda olan haber. Transfer çalışmalarına devam eden Yılpur Samsun, Arnavut milli oyuncusu Esat Mala ile görüşüyor. Arnavut milli oyuncusu.
Merkez orta saha oynuyor. Hocam şöyle kısaca bir bilgi vereyim ben sana. Düşünceni merak ediyorum açıkçası. Merkez orta saha oyuncusu, az önce de belirttiğim gibi 37 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmış. 22 yaşında genç bir oyuncu. Arnavut milli takımında oynuyor. Yani altta değil, yani U21'de değil, milli takımında oynuyor. Öyle belirteyim. Sözleşmesi sona eriyor. Samsunspor bu oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden renklerine bağlayabilir yani. Öyle bir belirteyim. Yani ne düşünüyorsun? Esat Malay'a Samsunspor'un ihtiyacı var mı? Şimdi konuyu şuradan bağlayacağım. Bir merkez orta sahamız var zaten, Savicevic. Evet. Hasan Kılıç da büyük ihtimal geliyor. Hasan Kılıç'ın transferiyle ilgili çok soru soran var izleyiciler, değerli izleyenler. Neden resmiyete kavuşmadı diye, yani hala açıklanmadı diye. Hasan Kılıç'la yapılan görüşmeler olumlu geçti. Fakat benim son duyduğum bilgi, Hasan Kılıç'ın bir de menajeriyle görüşecekmiş Sayın Başkan Yıldırım. Şimdi size durumu şöyle anlatayım. Menajerlerin en sevdiği şey oyuncusunu bonservissiz göndermek. Çünkü niye? Yani kulüp başka bir kulübe bonservis ücreti ödemiyor. Ya işte menajer orada hani bir devreye giriyor. İşte orada oyuncuyu bedava getirdiği için falan filan. Yani o da oradan bir şeyler almak istiyor. O yüzden menajerlerin en sevdiği durum açıkçası bu durum. Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın son menajeriyle görüşecekti Hasan Kılıç'ın. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Ama Hasan Kılıç ve Yüksel Yıldırım el sıkıştılar. Transferde bir problem yok yani. Buradan bonservis her an açıklanabilir. Efendim? Samsun'dan bonservis gitmesiyle ilgili mi bir isteği var? Hayır yok. Şu anda Hasan Kılıç boşta ya. Yok hani menajerin isteği var dedin ya. Şimdi Hasan Kılıç boşta ya. Hasan Kılıç boşta ya. Hı hı. Hasan Kılıç şimdi bonservissiz şekilde Samsun'a gidiyor. Tamam. Yani şimdi menajerler de şöyle düşünüyor. Yani Samsun şimdi... Zaten para almıyor. Samsun bonservis vermedi Hasan Kılıç için. Ya ben de oradan bir imza parası yani alayım. Onun yerine ben... Anlatabildim mi? Her menajerin düşündüğü şeydir bu yani. Otomatik olarak. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım da menajeriyle görüşecekten sonra Hasan Kılıç'ın. Bana gelen bilgi o şekilde. Eğer menajeriyle de el sıkışırsa Hasan Kılıç transferi de resmiyete bağlanabilir diyeyim. Hasan Kılıç transferi de o şekilde bilgi vermiş olayım değerli izleyenler. Esat Malay aynı pozisyonda oynuyor. Merkez ortası. Zaten bir Savicevic var. Hasan Kılıç'ın geleceği konuşuluyor. Var mı Esat Malay'a ihtiyaç sence? Ve bu JJ'de kalacak herhalde. JJ'de kalacak. Ön libero'da oynuyor. O bölgelerde. Şimdi Hasan dedik işte yine JJ arkada olabilir, önde olabilir. Evet. Savicevic durumu. Türk şimdi yabancı hakkın bir kere bir orta sahadan daha kullanmış olacaksın bu sefer. Belki o da şimdi mesela 22 yaşında U21 oynamış, 22 yaşına gelmiş, amiliye de geçmiş herhalde. Hatta bir ara Galatasaray'da geçen sene teklifim varmış. Galatasaray'ın da ilgisi varmış. Evet, ben de öyle bir şey geçen dedim. Geçen sene bir teklifim varmış. Hani biraz onu araştırırken Çınarı'ya göre onda biraz daha böyle bilgiler vardı. Biraz daha dolu bir oyuncu yani. Daha geleceği olan. Belki onu da öyle bonservisi de yoksa belki biraz başkan da hani daha uygun alıp satmaya düşünüyorsa. Şimdi eldeki oyuncular da mesela artıları da boşaltıyorsak mesela şey düşünülebilir işte 5 artı 1 artı 2'de hani tutar tutmazsa gerekirse artı 1 2 bekler yine girebilir diye de düşünerekten ekstra ama dediğim gibi şimdi bir de işte o bölgelerde Gökhan Karadeniz biraz daha önde oynuyor ama diğer oyuncuların çoğu gidecek. Belki oyuncular gelecek mi ama 3 oyuncu, 3 tane yani hemen hemen aynı bölgede işte Savicevic, JJ, Esat Mala gibi oyuncuların o yani bölgede Esat Mala mesela ön libero olması. Ön libero mesela oynayamıyor yani. Ön libero pozisyonunda durumu yok. Birazcık daha önde oynuyor. Ben biraz hızlı, topla beraber hızlı giden bir oyuncu. Hatta böyle kanattan da alıp gidiyor, ortaya geliyor falan. Böyle koşan bir tip oyuncu. JJ gibi biraz böyle hareketli bir oyuncu tipi. Savicevic biraz daha böyle pas yapan. Gelecek olan teknik adamın ne oynatacağını da bilmiyoruz hocam. Adam belki 4-3-3 oynatacak belki. Belki 4-2-3-1 oynatacak. Yani 2 ön libero oyunu oynatacak belki. Yani gelen teknik adamın ne oynatacağını da bilmiyoruz. O yüzden hani yapılan transferler de neye göre yapılıyor? Ben anlam veremiyorum açıkçası. Çünkü bir teknik adam olması lazım Samsun'un başında. Kimin kalacağına, kimin gideceğine bir karar versin de ondan sonra hangi bölgelerde transfer istediğini söylesin. Yani. Mesela şimdi bakıyorsun Fatih Terim Galatasaray'da
Kongre var şimdi Galatasaray'da, bir kongre süreci var. İşte bir başkan adayı gelirse Fatih Terim'le devam edecek, öbürü gelirse Fatih Terim'le ben devam etmeyeceğim diyor. Mesela Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılırken dedi ki şu 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 bölgelere transfer lazım. Kongre hayırlı uğurlu olsun. Ben beni göreve davet ederlerse gelirim dedi. Yani giderken hangi bölgelere transfer olması gerektiğini söyledi. Ertuğrul Sağlam Samspor'a böyle bir rapor bıraktı mı? Ben zannetmiyorum bıraktığını. Ben zannetmiyorum. Ama Samspor'da şu anda bir teknik adam olmadan bir kadro mühendisliği yapılıyor. Şimdi bu ileriki zamanlarda çok ciddi bir zarar verebilir yani. Bazı transferler vardır. Böyle hocaya falan sormana gerek yoktur. Böyle bir net transferlerdir, böyle kaliteli transferdir. Sen onu getirirsin, hangi hoca gelirse gelsin o zaten oynatırsın. Çünkü hoca bazen gidebilir. Sezonun başında belki 5-6 maç oyna. Ya şimdi Yasin Öztekin'e hiçbir hoca hayır demez. Mesela iyi bir santrafor getirirsin takımın başına. Tomani'ye hiçbir hoca hayır demez. Mesela o oyuncuları sormayabilirsin ama şimdi mesela Çınar'ı... Çınar'ı düşünür. Falan bunu, yani bu oyuncuları, Satmala gibi oyuncular biraz böyle bunlar hocayla. Hatta bazen şey düşünüyorum. Abici abi diyorum başkan... bir hoca ayarladı belli de onunla yapıyor transferi bize mi açıklamadı onun birazdan acaba? Birazdan hoca iddialarını konuşacağız, hocalarla ilgili önemli ya bilgiler var. O soru işareti diyorum acaba öyle bir şey falan mı var, belki Ertuğrul hocanın durumunu bekliyor da söylemedi, hocayla bir yandan da transfer mi yapıyorlar, bilemiyorum tabii ki de ama dediğimiz gibi. Ama o zaten Esat Mala durumu da daha şu an ortada bir durum yani. O da ya tabii şu anda netleşmiş bir durum yok. Esat Mala yani şu anda bir görüşüldüğü iddia ediliyor Esat Mala'yla. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi sonuç çıkacak. Onu da anlaşırsa sizden, daha geniş anlamda. Tabii anlaşırsa daha geniş anlamda zaten değerlendiririz. Oyuncuyu konuşuruz. Değerli izleyenler, teknik adam kısmına geçeceğiz ama ona geçmeden önce tabii biraz yorumlara gireceğim. Şu anda Kanal 362'nin hem Facebook hem de YouTube kanalından canlı yayınımız devam ediyor. Yayını beğenip paylaşmanızı rica ediyorum değerli izleyenler. YouTube kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum ücretsiz bir şekilde. Bu anonsu da yaptıktan sonra yorumlara geçeyim. Muzaffer Uygun ilk yorumu yapan izleyicimiz, hayırlı yayınlar, başarılar, Bursa'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Metin Uyar Köl'den selamlar demiş. İyi yayınlar dilemiş. Mustafa Er iyi akşamlar dilemiş. Mustafa Köse Tekirdağ Kapaklı'dan hayırlı yayınlar dilemiş. Murat Çolak, Hüsnü Aktaş, Turan Biçer, Oğuzhan Anapal demiş ki Caner laptopu buldun mu merak ettim demiş. Yok, laptop uçtu gitti değerli izleyenler, yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun, onu da ne diyelim yani, kim aldıysa. Laptopu kaybettim de hocam ben. Nurettin Demiroğlu iyi yayınlar dilemiş. Samet demiş ki final adayları Konya ve Semt Yalova Spor takımlarına ligde hep 100 üstü sayı ile kaybetmişiz demiş. Bak, güzel bir istatistik vermiş Samet adlı izleyicimiz. Yalova ve Konya takımlarına kaybetmişiz. Birer maç, birini kaybettik birini kazandık diye biliyorum, evet. Ben maçlarda. Ama bizi de skorlu maçlarda onlar. İşte özellikle Berkay demin ben onun için söyledim. Savunma gücümüzün önemli bir etkisiydi. Onun oyunu almayacak olması bizi biraz zora sokacak orada. Evet. Kartal Yapı demiş ki Samspor'un hocası olmadan transfer yapmamız ne kadar doğru? Yorumlarınızı bekliyorum demiş. Az önce aslında konuştuk onu değil mi hocam? Hoca olmadan transfer yapılma durumunu az önce özetledik. Bence yani iyi bir durum değil. Hani şöyle iyi bir durum değil. Sen onu çok güzel söyledin mesela. Yani Çınar'ı, Esat Mala işte gibi transferler yapılırken yani hocaya sorulur. Ama şimdi bir Yasin Öztekin'i getirirken sormazsın hocaya. Yani Yasin Öztekin'i her teknik direktör takımda ister zaten. Hani o şekilde bir transfer yapılacaksa hocaya sormadan yapılabilir ama bu gibi transferler bence büyük risk. Hakan Kurnaz demiş ki inşallah Yalova gelir, Konya'nın oyun kurucusu bela demiş. Hayırlısı olsun ya, kim gelirse gelsin. Samsun basketbolda şu anda formda. İsmail Özaydın baskette kaç takım çıkıyor demiş. Bir takım çıktı, ikinci takım şu anda belirlenecek. O da inşallah Samsun basketbol olacak, Süper Lig'e çıkacak. Fikret Keskinoğlu transferde aceleci olmayalım, yeni hocayı beklemek lazım demiş. Alper Güner selamlar sayın hocam, seviliyorsun her zaman demiş. Hocam sana sevgilerini iletmiş Alper Güner. Teşekkürler, selam. Hakan Kurnaz iki takım kalacak, bir takım çıkacak finalde demiş. Efe Şahin, Ertuğrul Sağlam gittiyse her şey güzel olur demiş. Salih Özkan, selam güzel insanlar. Hocam seni ayrıca gördüğüme çok sevindim. Sayende bilgileniyoruz demiş. Hocam sana da çok sevgi gösterileri var burada. Teşekkür ederim. Beşir Elif Ay, Cappar abi ve Mustafa hocam. Öncelikle iyi yayınlar. Abi bize ofansif futbol oynayacak
bize korkak futbol oynatmayacak, 1-0'da skora yatmayacak kaliteli hoca lazım demiş. Sizce yeni hocamız kim olur demiş. Birazdan konuşacağız teknik adam adaylarını. Bugün basında çıkan bazı haberler var çünkü onları değerlendireceğiz. Nuri Tok, Mustafa Astapal gitti demiş. Gitti mi demiş. Mustafa Astapal Yılpaz Samsun'da görevine devam ediyor. Genel menajer Mustafa Astapal gelecek sezonda olacak. Bunu net bir şekilde belirtelim. Evet, Seyfi Karali. Bir arkadaşa yorum vermiş orada. Herhalde Çinari'yi eleştiren birine söylemiş. Demiş ki nereden biliyorsun boş topçu olduğunu demiş. Çinari hakkında kaç kere izledin demiş. Ahmet Özcan, kardeşim iyi yayınlar. Star Elektronik Market Ahmet Özcan demiş. Ha, selamlar olsun Ahmet Bey. Geçen gün birlikteydik sizinle. Telefonun camını değiştirdim de orada tanıştık kendisiyle Ahmet Bey'in. Ruhi Kaçar demiş ki Ertuğrul Sağlam'ın Samspor'da bundan sonra başarılı olma şansı yoktu. Herkesin ayrını olmuştur demiş. Ben de kesinlikle katılıyorum bu yorumunuza. Mehmet Giden. Öncelikle Samsun medyası eleştiriyor hocayı. Bizim kadar yoktur hocayı eleştiren. Osman Ümit Dağ da çok da vur Allah vur demiş. Medya ve taraftar hocayı çok eleştiriyor demiş. Ertuğrul hocamız sene hiç eleştiri almadı. Ben size bunu açık ve net bir şekilde belirteyim. Yani biz burada Taner Taşkın'a neler yaptık? Yani 3. haftada istifaya davet edildi. 20 bin kişi bağırdı statta. Gazetelerde manşetler atıldı istifa diye. Yani İsmet Taşdemir çok eleştirildi. Yani bu Samsun AŞ olduktan sonraki dönemden bahsediyorum. Öncesinde de yani Hüseyin Kalpar için neler neler söylendi. Hüseyin Kalpar o sene bizi Süper Lig'e çıkardı 2010-2011'de. Bu adam çıkaramaz Samsun'u falan dendi. Süper Lig'e çıkardı. Kredisi çoktu aslında Ertuğrul Tabii. Adam hocamızın. Yani sezon başından çok sahip, çok sahip çıkıldı Ertuğrul Hoca'ya. Ertuğrul Hoca'ya ne kadar destek dese de Ertuğrul Hoca'ya çok destek verildi. Eleştiriler de aslında direkt hocaya değil, oyunu eleştirdi yani. Oyunu eleştirdi. Yani, oynanı direkt hocaya eleştirdi. Tabi oynatan da hoca olunca oyunu eleştiriliyordu. Yoksa hocanın kişiliği kendisi evet. falan değil. Rafet Akerik. Bir sorun varsa Ertuğrul Hoca konuşsun, kendini savunsun. Az toplantıda suçu taşlarda açıklasın demiş. Taşlara da açıklasın demiş. Yani ben de Ertuğrul Hoca'nın konuşması taraftarıyım ama böyle bir şey olacağını zannetmiyorum açıkçası. Belki kısa bir camiaya veda mesajı yayınlar herhalde. Şakir Ulak iyi yayınlar dilemiş. Erol Kara hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Abi bir an önce transfer yapmamız lazım. Çok güçlü takımlar var demiş. Evet ben de öyle düşünüyorum. Manisa Futbol Kulübü transferde bu arada çok hızlı hocam. Dikkatimi çekiyor yani. Şakir Ulak demiş ki bu Eraldo Çinari'yi kim tavsiye etti? Kimler aldı çok merak ediyorum demiş. Yani kimlerin aldığı belli. Nasıl performans göstereceğini sahada göreceğiz. Okutan demiş ki Adana Demir maçından sonra ayrılsaydı her iki tarafa da yarardı. İyi yayınlar demiş. Ertuğrul Sağlam için söylemiş bunu. Caner Gaydan, Hikmet Karaman'ı tek geçeren futbolcuları anlayan bir hoca demiş. Hikmet Karaman'la ilgili bugün basında haberler çıktı, onu konuşacağız. Mehmet Giden demiş ki düne kadar Ertuğrul diye haykırar Sim'de adama ağzı alınmayacak hakaretler yaptılar. Gelecek hocayı göreceksiniz, aynen yapacaklar demiş. Nuri Tok demiş ki Fatih Terim boşta bir görüşülse iyi olur demiş. Fatih Terim Galatasaray'dan başka Türkiye'de bir kulübe gitmez herhalde. O da bir Burak Yılmaz Lille Teknik Başkanı'na söylemiş Fatih Terim'i getirelim diye. Lille Teknik Direktörü de şampiyon oldu, ayrıldı. O da ayrı bir konu. Fatih Terim'i önermiş oraya. Yani yurt dışına gidebilir Fatih Terim. Beşir Elif Ay demiş ki abi transfer komitesi çok beceriksiz. Bir Zenke, bir Agbetu, bir Ofeodu, bir Kone, bir Gekas kalitesinde hücumcu alamıyoruz. Kaliteli yabancı oyuncular almalıyız demiş. Okutan demiş ki herkes gider taraftar kalır demiş. Aynen öyle. Biraz da şeyde daha başındayız ama transfer konusunda da daha sezon daha transfer normal şeyi bile açılmadı herhalde. Resmi olaraktan bile daha tam başlamadı herhalde. Sezon hani eleştiriden erken geç kalınmayla ilgili de ya da anca bazı ya, oyuncular 10 Haziran'da da yani transfer resmiyet açılacak. Yani transfer açılacak 10 Haziran'da da 3 oyuncu, Haziran'dayız şu anda. 3 oyuncu belki sonradan takımdan anlaşamayıp boşa çıkan oyuncular da olacak. Bir sürü evet. Olacak, şu anda zaten şimdi oyuncuların birçoğunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Zaten başkan şeyin üzerine duruyor. Elinde bonservisi
olmayan, boşta olan oyuncular üzerinde başkan zaten onları kaçırmamak çalışıyor. Başkan zaten bu sezonki stratejisi o. Yani ben açık ve net bir şekilde belirttim. Yani Yüksel Yıldırım bonservisi elinde olan oyuncularla, sözleşmesi biten oyuncularla görüşmek istiyor, transfer etmek istiyor. Çünkü zaten bonservis bedeli ödemek istemiyor. Niye? Çünkü Pluma'da, Jassi'de dili yandı birazcık başkanın. O yüzden bu sefer çok fazla riske girmek istemiyor. En azından transfer tutmazsa, ya ben buna şu kadar para harcamıştım, ziyan oldu düşüncesinde olmak istemiyor açıkçası Sayın Başkan. Salih Özkan, maşallah başkanım güzelleşmiş demiş. Fotoğrafı verdiğimizde herhalde bu yorumu yaptı. Mehmet Giden de demiş ki eski fotoğraf değil mi bu demiş. Hayır, yeni fotoğraf. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım programdan yarım saat önce paylaştı bizimle o fotoğrafı. Öyle belirteyim. Yusuf Çarönü, iyi yayınlar dilerim. Farkındaysanız başkan şu anda kimseye kulak asmadan çalışmalarına devam ediyor demiş. Evet, yani Sayın Başkan şu anda biraz sessiz politika izliyor. Çalışmalarına devam ediyor ama sessiz politika izliyor. Yakında Sayın Başkan da mutlaka konuşacaktır zaten. Onu belirteyim. Cemalettin Gündem demiş ki İmparator Ertuğrul derken ego tatmini 3-5 kendini bilmez taraftar hakaret edince aynı cevapla iade etmek yakışmaz. Ertuğrul Hoca bu yükü psikolojik olarak kaldıramadı. Mesele budur demiş. Evet. Erdem Yapıcı, Tolunay Kafkas hayırlı olsun demiş. Birazdan konuşacağız. Erol Kara demiş ki abi koskoca şehir önce takımına sahip çıkamadılar. Boş yere sallama yapmayacaklar abi, takım haksızlığa uğradığında bu şehir nerede? Eleştiri yapmasını biliyorlar, sahip çıkalım demiş. Evet, Kanal 362'nin biraz da YouTube kanalına bakayım değerli izleyenler. Oraya da yorumlarınız geldi çünkü burada açık onlarda. Evet, yani YouTube kanalına da bayağı yorum gelmiş. Şu anda izleyici durumumuz da bayağı iyi. Cenk Orhan demiş ki rakipler iddialı transferlerle başlarken biz hocayı ve futbolcuları nasıl göndeririz onun derdindeyiz. Neyse ki hoca gitti. Çınar geldi. Hakkımızda olumsuz konuşan çok kafalar karışık demiş. Evet. Muhammed Ali Koç demiş ki her ne olursa olsun hoca tavrı hak etmedi. Sadece hocaya yüklenmeyin. Taraftar bu kulübe çok şey vermiş bir insan. Taraftar da biraz saygılı olmalıydı demiş. Adem Çıra, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Transfer edilen Çınari'yi kim izledi? Bu futbolcuyu takip ediyorum, maçlarını izlemişliğim var. Vasat bir futbolcu alındı demiş. Fahrettin Karanfil demiş ki, Caner Bey, başkana sorar mısınız? Bu Arnavut Ligi sevdası, madem Şüker'le yemek yiyor, başkan oradan topçu baksın demiş. Hırvat oyuncular iyi değil mi demiş. Evet, Burak Furkan Irmak demiş ki al Rodega'yı şampiyon ol demiş hocam. Kime? Al Rodega'yı demiş, şampiyon ol demiş. Geçen sene alsaydık olabilirdik bu sene. Aynen. Barış Akman, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Yine bu ligin dışında transferler yapıyorlar, elimizde patlarsa bu sezon daha boşa gider demiş. Ergün Kocaboz, Çınari ucuzdur o yüzden almışlardır demiş. Çınari'nin transfer market verilerine göre 300 bin euro bonservisi. Yani artık tabii Çınari'ye Samsun bonservis bedeli vermedi ama yıllık aldığı ücreti bilemiyorum. Ertan Kaçmaz demiş ki Ertuğrul Sağlam bir yerle anlaşsa da getirdiklerinde götürse demiş. Allah Allah, ne demek istemiş? Samsun'a getirdi futbolcuları, oraya götürdü. Oraya taşısın, oraya transfer etsin demiş, evet. Cüneyt Bol demiş ki abi bence teknik direktör belli, neye göre yapılacak bu transferler, gizli saklı bir şeyler var, biri var demiş. Ahmet Samsun demiş ki Antalya Podolski'yi serbest bıraktı, Podolski alınsa Yasin'le iyi anlaşır mı? Bence tam aradığımız adam demiş. Cüneyt Bol, Ceko'yu istiyoruz demiş. Cenk Orhan demiş ki Arnavutlar alındığına göre teknik direktör Fatih Tekke olmasın demiş. Gerçekten çok enteresan bağlantılar kuruyor ya izleyicilerimiz. Yine Cenk Orhan'ın yorumunu okuyayım. Soner Gönül söylenti mi, gerçekten ilgileniyor muyuz demiş. Vallahi onunla ilgili bir bilgim yok şu anda. Engin Aslan İllaz Kubilay konusunu sormuş. İllaz Kubilay Yavuz'un durumu şöyle belirteyim değerli izleyenler. İllaz Kubilay Yavuz Samspor'la şu anda görüşme halinde. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın İllaz Kubilay'a son teklifini yaptığını duydum. Şöyle belirteyim. Geçen sezon aldığı ücretin aynısını teklif etmiş Sayın Başkan Yüksel Yıldırım Kubilay'a.
İllas Kubilay Yavuz da Süper Lig'den teklifler alıyor. Açıkçası Samsun'dan ayrılmak da, Samsun'dan ayrılmak da istemiyor Kubilay. Çünkü Samsun'dan ev aldı o ilk transfer olduğunda. Yani Samsun'da bir düzeni var. Bu düzenini de bozmak istemiyor. Samsun'u ve Samsun'u seviyor. Fakat ücret konusunda çok ufak sıkıntılar var. Ama ben İllas Kubilay'ın şahsen kendi fikri, düşüncem yani. Samsun'da kalacağını düşünüyorum açıkçası. Giderse çok büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum. Belki. İllas Kubilay Yavuz şu an Samsun'da patlama yapabilecek, potansiyeli olan tek oyuncu. Yani tek oyuncu, bu bir gerçek. Yani bu zaten hani 3 sezonda İllas Kubilay Yavuz'u bir seviyeye taşıyamadık. Bu hem onun eksikliği hem de bizim eksikliğimiz. Yani kulüp açısından söylüyorum ben bunu, teknik heyet ve kulüp açısından söylüyorum. Yoksa Kubilay'ın yani bizim derken hani bizimle alakası yok. Yani Kubilay'ı bir yere de getiremedik. O da biraz bir sorun. Sen ne düşünüyorsun hocam İllas Kubilay'ın sözleşme konusu hakkında? Birazcık yorumlara da ara vermiş olalım bu arada. İzleyicilerimiz Kubilay sıcak yorumlarını göndersinler. Şeyi de bekliyor da olabilir. Hani biraz böyle hani oynamak istiyor ya. Belki geri anlaşılacak hocayı da bekliyor olabilir o da. Çünkü anlaşabileceği bir hoca mı? Ona o güveni verecek mi? Seni düşünüyor mu? Çünkü oynamak istiyor o da. O da mantıklı hocam. Istiyor. Bir de onu nasıl kullanmak istiyor? Mesela bence Ertuğrul sağlam kalsaydı İllas Kubilay kesin gitme kararı alırdı. Bence de. Alırdı yani. Kesin alırdı bence. Yani. Ya şimdi İllas Kubilay bir de böyle Süper Ligleri düşünüyorsa, ki düşünmesi lazım zaten. Aslında Beşiktaş altyapısında başlamış bir oyuncu. Daha 10 yaşında yabancı menajerlerle anlaşmış, büyük umutlar vaat edilmiş bir oyuncu. Ama fiziksel gelişimi tam tamamlayamayınca A takıma pek çıkarmamış. Sonra 3. lige yollanmış. Ama 3. ligde kendini göstermiş. Sonra 2. lig, 1. lig gelmiş. Artık tekrar da Süper Lig'e, o kafasındaki o tekrar dönüşü yapmak istiyor oralara. Orada bir çıkış. Ama şu an giderse muhtemelen gideceği yerde, eğer tam böyle ki hoca, orada gideceği hoca kendine güven verecek bir hocaya gitmezse, bir süre yedeklere kalabilir, tekrardan dönebilir. Tam hazır hale gitmesi lazım. Bence İllas Kubilay'ın bir de şunu yapması lazım. Çok iyi bir kendisine birkaç tane artı antrenör tutması gerekirse. İşte ne bileyim fizik fiziğini geliştirecek. Yani bu yaz mesela olabilir yani. Bir kere o fizik yapısını geliştirmesi lazım. Bireysel olarak çalışsın diyorsun. Şeyi ben dinledim milli takımda. Yusuf Yazıcı'yı dinledim. Yani Yusuf Yazıcı diyor ki ben gittim diyor. Ayrıca diyor 2-3 tane antrenör tuttum diyor. Yani fizik yapımı geçip orada oynayabilmek için ekstra günde 8 saat çalışıyorum diyor mesela. Yani sen bir şeyleri istiyorsan, Samsunspor'dan gerekirse alıyorsan mesela 1 milyon alıyorsan, gerekirse bunun 200'ünü, 300'ünü, 400'ünü bu tür yerlere harcayacaksın ki kendini geliştireceksin. Artı hocalar tutacaksın ya da artı antrenmanlar yapacaksın, kendini geliştireceksin. Mesela şu dönem tam mesela sezon içerisinde fiziksel kondisyon gelişimi fazla yapamazsın. Ama mesela şu anda mesela ne yapmam lazım? Ağırlık çalışmalara falan girebilirsin. Kondisyon çalışmalarına girebilirsin. Biraz yemek açısı anlamında her şeyinden, yani bir futbolcu her şeyine dikkat etmesi lazım. Kendisine gerekirse bir diyetisyen tutması lazım. Gerekirse bir kondisyoner tutması lazım. Her anlamda geçmesi lazım. Yani Kubilay bunu düşünüyorsa ilerisini bunları yapması lazım. Yoksa bu fiziksel gücüyle Süper Lig'de oralarda kalıcı bir oyuncu olma şansı %100, çok düşük. %100 katılıyorum hocam. Bu şekilde geçmesi lazım. Aynen. Sadece onu oynatan hocalar da falan değil, suçu da arar. Tabii ekstra çalışmalar yapması lazım. Kendisinin de ekstra bir şeyler yapması lazım onda. Hüseyin Koçkurt demiş ki, yorumunu okumadığım için bana sistemde bulunmuş. Okuyayım yorumunu çünkü uzun diye biraz atlamışım onu. Demiş ki Cenk İşleri Almanya'da futbolcu izleme komitesine getirdiler. İnşallah iyi CVRL bulup takıma kazandırır. Ümit Gürsoy'dan gurbetçiler için yararlan malıdır demiş Hüseyin Koçkurt. Yorumunuzu okudum bu arada. Bana sitem ettiniz çünkü yorumunuzu okumadığım için. Bazen uzun yorumlar atlamak zorunda kalıyorum çünkü çok yorum geliyor. Evet, birazcık hızlanalım tabii ki. Konumuz çok değerli izleyenler. Bir saati yaklaştık şu anda. Daha devam edecek tabii programımız tüm hızıyla. Evet hocam, bir Tolunay Kafkas sesleri var. Bugünden itibaren ortaya çıktı. Aslında daha önce de Tolunay Kafkas'ın Samsun'la birçok kez adı geçti. Ümit Milli Takım ve genç milli takımlar teknik sorumlusu, evet, zannedersem Tolunay Kafkas. Yani Şenol Güneş'ten sonra. Yani milli takımda öyle söyleyeyim, öyle tarif edeyim. Şenol Güneş'ten sonra diyeyim ve açıkçası Türk milli takımının ve Türk futbolunun geleceğinin yerinde ve çok önemli bir noktada
Tolunay Kafkas işini de güzel bir şekilde yapıyor. Yani Türkiye'den şu anda yani çok iyi cevherler çıkmaya başladı. Bunlar sadece kulüplerinde oynuyor da bunlar milli takımda da oynuyor yani sonuçta bu çocuklar. Evet. Yani orada da bir fayda sağlanıyor. Yönetmenim verdi mesela ekrana az önce Tolunay Kafkas'ın haberini, Halk Gazetesi'nde çıkan haberi. Ne düşünüyorsun hocam Tolunay Kafkas'la ilgili? Şimdi Tolunay Kafkas'ın tabii uzun süredir milli takımlarda, kulüp takımlarından kulüpte çalışmaya ayrı bir sezon oldu herhalde. En az 200 sezon, belki daha fazla bilmiyorum, oldu bayağıdır. En son bir Trabzon falan çalışmıştı, sonradan bir Kayseri falan da yaptı, öyle bir şeyler yaptı. Öncesinde de herhalde bir çalışmıştı, ondan sonra milli takımlarda uzun süredir gidiyor. Tabii burada hoca olarak bakarsak, şimdi Tolunay Kafkas'la biraz şey var, biraz iletişimde biraz soğukluk görünebilir. Evet. Çünkü biraz oyunculara yaklaşımında, medyaya yaklaşımında, genel bir taraftar yaklaşımında biraz mesafede biraz soğuk bir hoca aslında baktığın zaman. Ama tabii şöyle düşünülebilir, önemli olan gerekse disiplinli olsun, takıma belli bir disipline etsin, sistemi olsun, iyi yapsın da gerekirse iletişime öyle olmasın önemli değil diye de düşünüyorlar ama iletişimler de tabii ki önemli. Çok mesela, önemli. Çünkü mesela dün Ertuğrul Sağlam'ın yaşadığı en büyük problem oydu hocam işte yani. Sezon içerisinde Sayın Başkan'la ve Sayın Başkan'la yaşadığı fikir ayrılıkları, camiadan, taraftardan çok uzaklaşmasıydı Ertuğrul Sağlam. Tolunay Kafkas'la aynı işte pozisyona düşme ihtimali öyle, çok yüksek bir isim. Biraz o yönden biraz sıkıntılı bir hoca iletişimleri açısından. Yani başarıları açısından evet milli takımlarda belli bir çalıştırıyor, yapıyor. Gerçi orada da oyuncular çıkıyor ama Ümit Milli takımlar seviyesine turnuvalarda da bir Avrupa şampiyonaları, bir dünya şampiyonu finalleri göremedik. Kulüp aşamasında da orta belli başarılar var ama hani büyük başarı da göremedik. Belki yani, o da kendisi de bir çıkış mesela yapardı. Şu anda milli takımda ama yani şöyle Süper Lig teknik direktörlerine baktığında Tolunay Kafkas ve Ertuğrul Sağlam değil yani. Yani öyle değil yani. Yani bir başarısını göremedik. Süper Lig'de bir çıkışını ya da çok yani Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış teknik direktör getirmek zorunda değiliz biz tabii ki. Orası ayrı bir konu ama yani baktığın zaman Tolunay Kafkas hani şu anda iyi bir pozisyonda Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Türk futbolunda iyi bir pozisyonda ama mesela bir Ertuğrul Sağlam başarısı yok. Samsunspor'a nasıl gelmesi düşünülüyor olabilir? Ben şuradan bağlantı kuruyorum. Şimdi daha önceden federasyonda Yücel Uyar'la birlikte çalışmışlardır. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım şöyle düşünmüş olabilir. Yani Tolunay Kafkas şimdi Samsunspor Futbol Akademisi ile bağlantılı olarak bir çalışma gerçekleştirirse hani hem Samsunspor'un altyapısını ayağa kaldırmış olurum hem de teknik anlamda da Tolunay Kafkas'tan verim sağlamaya çalışırım. Ama ben Tolunay Kafkas'ın senin daha önce söylediğin gibi biraz iletişim problemi var. Diyalog problemi de var. Yani Başkan Yüksel Yıldırım da sence bir uyum sağlayabilir mi? İşte sıkıntılar olmaya yani skor anlamında ve başka sıkıntılar olmaya başladığı zaman hem başkanla da olur, taraftarla da olur, oyuncularla da olur, evet, medyayla da olur. Bizde de olur olabilir. Yani bizde de olur şimdi. Yani öyle biraz şeyi biraz soru işareti. Bir de Tolunay hocayı eğer böyle dediğin gibi altyapılarla alakalı da getiriyorsan o zaman demek ki bir projeyle yine getirmen gerekiyor. Tabii projeyle getiriyorsun. İşte projede de geçen sizlerle de konuşmuştuk. Şimdi proje hocaları getirdiğin zaman önüne bir zaman 2-3 senelik bir proje koyacaksın. Önüne biraz yine sabretmen gerekecek. Yine olumsuz bir gittiği zaman, sonuçta gittiği zaman o zaman ne olabiliyor? Kolay kolay ayrılık olmuyor. Hani ben de geçen de söylemiştim. Biraz daha belki atlama, mesela Tolunay Kafkas'ta mesela Süper Lig'e çıktığın zaman mesela anlaşabilirsin orada. Belli bir şeyi oturtabilirsin. Burada 3 senelik, 5 senelik orada bir altyapıdan biz oyuncuları çıkartacağız. Milli takımlara da çıkartacağız. Ya Tolunay Kafkas Samsunspor olmasa zaten 1. Lig'e gelmezdi hocam. İşte ya Samsunspor olduğu için 1. Lig'e gelir Tolunay Kafkas. Ama işte 1. Lig'de biraz sıkıntı yaşanabilir. Hiç takım çalıştırdı mı Tolunay Kafkas 1. Lig'de? Hatırlamıyorum ben. Ben zannetmiyorum. Süper Lig teknik direktörüydü o çünkü. Yani yönetmenim de bir baksın. Tolunay Kafkas hiç 1. Lig'de takım çalıştırmış mı? O da önemli mesela. Yani işte dediğim gibi biraz sıkıntılar yaşanabilir. Ha tutar gider devam da edebilirsin. Benim için biraz daha ama Tolunay Kafkas biraz soru işareti bırakıyor bende. Ben de bırakıyorum. Şimdi yönetmenim bakıyor Tolunay Kafkas'a daha önce 1. Lig'de çalıştırmış mı diye. O sırada yönetmenim tabii Hikmet Karaman haberini verebilir ekrana. Bugün
Milliyet Skorer'de çıktı haber. Değerli izleyenler, Milliyet Gazetesi'nin Skorer, yani spor sitesinde haberde diyor ki, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yollarını aran Yılpır Samspor'un Hikmet Karaman'ı gündemine aldığı iddia edildi. Milliyet Skorer'de çıkan haberde şu ifadelere yer verildi. Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Samspor işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinde son dönemde son gündeme gelen isim yerli Bielsa lakaplı kurt teknik adam Hikmet Karaman. Böyle ifadeler de kullanılmış orada Milliyet Skorer'de. Karaman için Başkan Yıldırım'ın bizzat görüşme yapması bekleniyor. Haberde bu ifadelere yer verildi değerli izleyenler. Milliyet Skorer'de çıktı bu. Yani spor sitesinde Milliyet Gazetesi'nin. Hikmet Karaman'a ne diyorsun hocam sen? Ankara Gücü'yle de geçen sezon istediğini yapamadı. Aslında bir Ankara Gücü'nü ayağa kaldırdı. Ama sonradan devamı gelmedi açıkçası. Yani birinci lige gelir mi? Birincisi bu. Hadi geldi diyelim. Hikmet Karaman'da Samspor'da bir enerji olur mu? Değerli izleyenlerimize de soruyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hikmet Karaman olur mu Samspor için? Siz de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hikmet Karaman biraz daha kafamızda ne yapabileceğimiz bilebileceğimiz bir hoca. Yani tecrübeli bir hoca. Bu zamana kadar yaptıklarını da biliyoruz hocanın. Şöyle bir şey var. Bu ligde aslında tecrübe hocalar da başarılı olduğunu görüyoruz. Mesela zamanında Hüseyin Kalpar'la mesela yaptıklarımız. Mesela bu seneye gelelim. Adana Demirspor'a Samet Aybaba geldi. Sonra aldı bir çıkış yaptırdı. Tabii. Çıkarttı. İşte Mustafa Denizli geldi Altay'ı. Ki Altay çıkardı. Dediğimiz takım ligde 11 tane mağlup olmuş takım. Yani tabii. Biz mesela 4 mağlubiyetle çıkamadık. Altay 11 mağlubiyet almıştı. Altay playoff'ta aldı. O şekilde götürdü. İşte bazen hangi maçı kazanacağın çok önemli. İşte mesela Hikmet Karaman da mesela buralarda başarılı olabilecek bir hocalardan diye düşünüyorum. Ama tabii o da işte kafa olarak nasıl gelecek, ona nasıl anlaşacaksın, onun isteme sistemine uygun oyuncular, şunlar, buna tabii teferruatlar var. Mesela ama Hikmet Karaman biraz daha başarılı olabilecek bir hoca gibi geliyor bana gelirse. Evet, Hikmet Karaman daha tecrübeli, yani tecrübeli hocalar. Fena bir isim değil Hikmet Karaman. Yani önemli bir isim Hikmet Karaman. Yani Süper Lig'de falan da birçok takım çalıştırdı. Yani hayırlısı olsun diyelim. Tabii birçok teknik direktörün adı geçiyor. Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak, işte Osman Özköylü. Birçok teknik direktörün adı geçiyor Samspor'la. Şu anda yani bugün sıcağı sıcağına gündeme gelen isimler bunlar değerli izleyenler. Tolunay Kafkas ve Hikmet Karaman bugün Samspor teknik direktörlük koltuğu için isimleri geçen adaylar. Biz de bunları sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyenler. Yönetmenimden Hüseyin Öztürk haberini isteyeyim. Gerçek Gazetesi'nden Mustafa Atıseven yaptığı haberi. Haberde şöyle diyor. Yılpır Samspor'un Etimesgut Spor'un sol beki Hüseyin Öztürk'e teklif götürdüğü öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesini 30 Haziran'da sona ereceği öğrenilen 24 yaşındaki sol bekin Samspor'a çok yakın olduğu bilgisi edinildi. Öztürk ligi 61 puanla 7. sırada tamamlayan Etimesgut Spor'da geçen sezon 33 maçta görev aldı. 1 gol atan Hüseyin 1-2 asist yaparken 6 sarı kart 1 kırmızı kart gördü diyor haberde. Değerli izleyenler, Gerçek Gazetesi'nden Mustafa Atasever'in haberi bu. Ekrana vermiş olduk. Hüseyin Öztürk 2. ligde oynuyor. Etimesgut Spor'da oynuyor. Samspor'la transfer olduğunu düşünürsek alternatif bir sol bek gibi geliyor bana. Yani 2. ligden bir sol bek alıp da Samspor'da 11'de oynatmazsın herhalde. Yani zaten şimdi baktığımız zaman Galatasaray altyapısı bu arada, onu belirteyim, altını çizeyim. Galatasaray altyapısından çıkma oyuncu. Kerem Can gitti. Gitti. Mücahit'te de gitti. Şu an gitti yani. Kiralık yani gitti. Kiralıktı zaten. Sonradan konuşulur, görüşür bilmiyorum ama şimdi mesela buraya zaten iki tane oyuncu alman lazım tabii, aslında. Tabii. Belki şimdi Hüseyin Genç bir oyuncu. Alabilirsin. Hadi alternatif. Ama alsan bile yine bir tane daha ne yapman lazım? Ne oraya bulabilirsen daha tecrübeli, daha bu. Aslında ben tam bize şey uyduydu. Mücahit. Yani ben Mücahit'le anlaşılsa kalsa isterim. Yani sol bekte. Aslında ben tam istediğim tip bir sol bek. Yani ben gördüğüm. Mücahit tipi bir. Ya o anlaşılsa mesela. Ama o
yanında da mesela bir genç bir oyuncuyla anlaşırsın mesela. İkisi beraber de gidebilir. Ama tabii bilemez onun düşüncesi nedir, ne istiyor Mücahit'le ilgili. Ama ben daha çok bek oyuncularından Mücahit etkisi yaratacak. Sağda da solda da hani hem arkayı tutabilecek, hareketi sağlam tutabilecek, hem de çıkışlarla da hücuma da destek verebilecek. Yani günümüz futbolunun sağ bek, sol bek. Yani günümüz sağ bek, sol bekleri artık bekten daha çok bir kanat oyuncusu zaten. Aynen hocam. Stilinde oyuncular. Hani dediğim gibi yani Mücahit tarzında, yani Mücahit'le anlaşabilsek keşke, ben isterim ama. Mücahit evet, Mücahit gelecek sezon Samspor'da olursa çok iyi olur. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani şu anda onun düşüncesi Hüseyin nedir, Öztürk, nedir bilmiyorum ama. Hüseyin Öztürk haberini de ekrana vermiş olduk. 24 yaşında Galatasaray altyapısından çıkmış bir oyuncu. Samspor'la adı geçiyor. Transfer olursa yani ben alternatif olacağını düşünüyorum. Değerli izleyenler, Conte haberi vardı bir de çıkan. Onu isteyeceğim yönetmenimden. Değerli izleyenler, Yılpur Samsunspor gözünü Batı Afrika'ya çevirdi. Gine'nin yıldızı listeye alındı haberi. Halk gazetesinde çıkan haber. Şöyle hemen alt başlığını okuyayım sizlere. Gine milli takımının yıldız oyuncusu İbrahim Konte, Yılpur Samsunspor'un listesine girdi. Transfer komitesi scout ekibinden oyuncuyu araştırmasını istedi. Bonservisinde olan, elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla her an temas kurulabilir diyor haberde. Hocam şöyle bir bilgi de var. Geçen gün, önceki gün Türkiye Gine maçı vardı. Golsüz berabere tamamlandı. 90 dakika sahada kaldı. Gine milli takımında oynuyor. Az önce de belirttiğim gibi bonservisi elinde. 19 yaşında Belçika'ya gitmiş. Orada uzun bir süre futbol oynamış ama 2019 yılında da Bulgaristan'ın Beroe takımına transfer olmuş. 2 yıl burada top oynadıktan sonra bonservisi elinde bir oyuncu. Aslında Belçika'da Anderlecht'te falan forma giymiş. Hı hı. Aslında bir potansiyel yakalamış. Güzel bir durum yakalamış. Ama daha sonradan bir düşüşe geçmiş nedense. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Kanatta da görev yapabiliyor. Bu oyuncunun da Samsunspor'la adı geçiyor. Ne düşünüyorsun? Evet, zaten Gine milli takımına çağrılmış, oynuyorsa belli bir kalitesi var zaten. Belli bir kalitesi var. Evet, var ama ya şu öncelikle bir kere Samsunspor'da yabancı oyuncuların net durumunun bir belli olması lazım ki biz de daha net bunlarla ilgili yorum yapabilelim. Yani kaç oyuncu, kim kalacak, ne olacak, durumlar biraz daha netleşirse aslında mesela hep mesela haberlere baktığımız zaman işte merkez ortası, kanat falan buralarda diyoruz ama mesela hiçbir santrafor haberi gelmiyor. Aslında şu an henüz yok öyle. Bence en net, ha şu var şimdi, Tomane belki santrafor için, belki yabancı hakkımız eğer Tomane devam edecekse, tabi onun durumu eğer hani sağlıkçılardan, şeycilerden evet, net bir şey tamam. Vereceğiz birazdan Tomane ile ilgili haberimiz var, vereceğiz. Hani belki onun için, belki onu yabancı hakkı değil de Türklerden belki kullanılabilir belki orada ama ben daha çok mesela santrafor bölgelerini daha çok merakla bekliyorum. Orada bizim bu sene bizim en büyük eksiğimiz o oldu yani. Zaten Tomane'ye güvensen bile işte bir sakatlık yaşadığı zaman orada bir boşluk oluşuyor. Yani senin mutlaka golcülü transfer hakkında veya o yerde bir tane sağlam, iyi bir yabancın da olacak, Türk'ün de, Türk oyuncusun da olacak. Yani o iki oyuncu orada monte etmek lazım. Eğer de Tomane devam edecekse, eğer oraya bir yabancı düşünmüyorsak, en azından oraya iyi bir Türk oyuncu da almamız gerekiyor. Tabi burada şimdi nadirlerin durumları, şeyleri, onları da bilmiyoruz. İşte kalan da oyuncuların durumları ne olacak? Seneye ne yapacak? Yani Tomane olacak, iki tane yerli forvet mi düşünülüyor? Nasıl olacak? Düşünülüyor. Şimdi evet, belki Süper Lig'den bazı oyuncular yine boşa çıkar mı? Çünkü Süper Lig'de çoğu ileri pozisyonlarda yabancı oyuncular kullanılıyor. Bazı oyuncular, Türk oyuncular boşa çıkabiliyor. Gerçi Türk santrafor forvet zaten Türkiye'de çok yok aslında. Baktığın zaman bulmak da çok zor. Ha belki şeyde desteklenebilir bu arada. Hep şey diyoruz ama mesela bir yabancı alırsın, Tomane diyelim var. Bir tane Türk oraya alırsın, iyi bir. Bir tane de mesela altyapıdan da oraya üçüncüyü, mesela Ali Kılıç falan diyoruz mesela. Mesela onu da yavaş yavaş oraya da üçüncü bir oyuncu olarak da artık yavaş yavaş gençlerimize de artık dördüncü seneye giriyoruz. Yani Samsunspor ilk altyapı hamlelerine başladığı zaman 3 sene önce ne denildi? 4-5 sene sonra artık yukarıya oyuncu çıkacak. Artık oradan 4. seneye giriyoruz. Yani artık yavaş yavaş genç oyuncuların da hadi Süper Lig'e çıksaydık belki bunlar daha rahat olacaktı ama işte atlama liginde olduğu zaman o şansları fazla veremiyorsun maalesef. Yani dediğim gibi yani bu haberlerde de işte yabancı haberlerinde ben şimdi şu öncelikle
Elimizdeki kalan yabancı oyuncular ne olacak? Durumların bir net bir açıklama olursa, işte başkan mı açıklar veya kulüpten bir yetkili, bu oyuncularla ilgili, gelebilecek oyuncularla ilgili daha net fikrimize söyleyebiliriz bizler de. Evet evet hocam. Bunlar şu anda Samsun medyasında çıkan haberler, internet sitelerinde, gazetelerde yani şimdi, çıkan haberler bunlar. Yani geldi. Evet. Şimdi. Yani kesinleşen, netleşen diyor. Hamron gitti, Hasan Kılıç. Hamron gitti, Çınar geldi diyelim şimdi yabancı arkamıza evet. Baktığımız zaman. Yine baktığın zaman şu an normalde 8-9 tane yabancım var yine elinde. Sen zaten 8 olması gerekiyor ki bunun 5'ini oynatabileceksin. Diğeri de alternatif düşünesinler. Matias'ın i̇şte geçeceğini düşünürsek. Gıyasi'yle ne yapacaksın? Anlaşacak mısın? Yolacak mısın? Tabii onlar sıkıntı. Puluman'ı ne yapacaksın? Yamaoga yine bir sene daha orada kalacaksa hadi tamam o kalacak. İsteyen orada. İsteyen var mı? İşte Ajecek kalıyor. Sabi Çeviş muhtemelen kalacak. Kalırsa bu ikisi zaten orta sahada 2 tane yabancı hakkını kullanıyorsun. Tomane büyük ihtimalle de kalacak. İşte bu soruların cevaplarını bir net bulmamız lazım ki ondan sonra işte kalan hakkına göre de yabancı transferle konuşulmak lazım. Evet hocam, yönetmenimden bugün yine Halk Gazetesi'nde çıkan Yusuf Abdioğlu'nun haberini rica edeceğim. Veriyor ekranı şimdi yönetmenim. Defansa Yusuf Abdioğlu iddiası. Takımdan ayrılmaları kesinleşen Erhan, Erkan, Veli Çetin gibi isimlerin yerine oyuncu arayan Yılpor Samsun'un Yusuf Abdioğlu'nu istediği iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de 23 kez Hatayspor forması giyen Yusuf Abdioğlu 2 asist yaptı. Birçok Süper Lig ekibi tecrübeli oyuncu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Aslen Trabzonlu olan Yusuf Abdioğlu geçen sezon Hatayspor'da 55 numaralı formayı terletiyordu. Yani acaba Samsun'la bir bağlantısı var mı yok mu? Anlayamadım açıkçası. 55 numaralı formayı giyiyor ama. Ama aslen Trabzonluymuş. Oflu hatta. Samsun'da Telekom'da falan mı oynamış? Şöyle bir şey biliyorum ben. Vallahi bilmiyorum. Ama ben geçmişine baktım da bir şey bulamadım yani. Ben de öyle bir şey duydum. Samsun Amatör'de Telekom'da falan oynamış. Oradan çıkmış falan diye biliyorum ben sanki. Yani öyle bilemiyorum. Yani transfer markette belki hani nerede yaşadı? Tekeköy mü? Köprü'de nerede mi doğdu? Oynamış. Yani buralarda ya, oynamış ama Samsun'da. Yani nerede doğdu, nerede yaşadı? Yani transfer nereli markette yanlış yazılmış olabilir ya. Yani nereli olduğunu bilmiyorum. Trabzon olabilir ama mesela Trabzon'da Samsun'da doğma bilme. Samsun'da olmuştur. Belki Trabzon'da doğmuştur, Samsun'da yaşamıştır falan. Öyle bir şeyler. Yani, olabilir ki ama anladım, şeyi anladım. Biliyorum. Duydum ben. Hatta Samsun'da Telekom'da oynamış herhalde amatörde. Vezir Köprü mü, Tekke Köprü mü? Onlar da bir yerlerde oynamış yani. Burada da oynamış altyapısında. Yani Yusuf Abdioğlu'nun da Samsunspor'la adı geçiyor tabii. Hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu değerli izleyenler. Hatayspor'la şu anda sözleşmesi sona erdi. Süper Lig seviyesinde bir oyuncu. Bunu açık ve net bir şekilde belirteyim. Hatayspor'dan şu anda boşa çıktı. Yani bonservisi elinde bir oyuncu. Samsunspor'un bu oyuncuyla ilgili resmi bir girişimi oldu mu olmadığını bilmiyorum. Ama Samsunspor'la adı geçiyor şu anda bu oyuncunun. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler olacak. Açıkçası ben transfer olursa iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Yönetmenim bulmuş nerelerde oynadığını. Altyapı kariyeri 2001-2008 Samsun Telekom Spor. 2008-2010 Tekeköy Belediyespor. Evet oyuncu Samsunlu doğru, belli. Oyuncu Samsunlu belli. Transfer markette evet. Yani memleketi yanlış yazılmış herhalde olabilir. Yusuf Abdioğlu haberi de bu şekilde değerli izleyenler sizlerle paylaşmış olduk. Hocam Yusuf'la ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Kalitesi ortada bir oyuncu zaten. Ben inşallah gelir diye zaten düşünüyorum. Bir çünkü stoper alacağız zaten. Çünkü Çinveli gitti. Erkan gitti. Erhan gitti. Durumu ne? Yalçın da isteyenler var. Sözleşmesi var mıydı? Yalçın'ın bitti sözleşmesi. Kocaeli Spor istiyor Yalçın'ı. Eyüp Spor yani, istiyor. Bitti zaten. Eyüp Spor'la anlaşma sağladığı söyleniyor. Recep Burak Yılmaz var. Kevin Boli var. Recep Yılmaz geri döndü. Ercan Ercan geri dönüyor. Ama yine bir tecrübeli bir stoper de herhalde alınacaktır. Evet. Oraya da Yusuf Abdioğlu da baktığın zaman evet. İyi bir isim gözüküyor. Aynen hocam. Ben de Yusuf'un, Abdioğlu'nun iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Umarım bir anlaşma gerçekleşir. Üzerinde de bence durulması lazım. Recep Burak Yılmaz bence iyi bir stoper. Değerlendirmek lazım. Manisa'da işler yaptı. Biraz daha tecrübelendi. Özellikle hızlı oyuncu yani günümüz stoperlerine benziyor. Bazen bile ileri çıkışları var. Yerli Puyol olur inşallah hocam. Ben öyle diyorum herkese. Yerli Puyol'umuz olur inşallah. Bence onun üzerinde biraz da durulmalı, durulması gerekiyor. Evet, Halk Gazetesi'nin Facebook sayfasından da canlı yayınımız devam ediyor bu arada değerli izleyenler. Orada yorum yapan izleyicilerimizi atlamayalım. Birazcık oradan gelen yorumları okuyalım. Arif Öztürk transfer haberlerini söyleyin demiş. Evet, gündemde olan oyuncuları konuştuk değerli izleyenler.
Özcan Saban alkış yollamış. Samspor demiş. Yorumlarını bulmuş. Dilaver Büyükarslan Kıbrıs'tan şampiyon Samspor demiş ki yavru vatansı Kıbrıs'a da selamlar olsun. Kozluklu Vedat Şen abimiz demiş ki Caner hocamız kim olacak? Sizin bilginiz vardır demiş. Hoca adaylarıyla ilgili de haberlerimizi paylaştık. Yorumlarımızı yaptık. Şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın söylediği şu. 1-2 hafta içerisinde hocamız belli olacak diyor. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım. O yüzden biz de şu anda beklemedeyiz değerli izleyenler. Tabii gündeme gelen teknik adamları, kulağımıza gelen duyumları sizlerle paylaşıyoruz yani. Bir şey mi söyleyecektin hocam? Sezon ne zaman açacağı gibi bir şey söylemedin değil mi? Sezon ne zaman başlayacak? Ya aslında onu gelecek haftadan itibaren ben bir soracağım Mustafa Bey'e. Ama büyük ihtimal alacağım cevap şu olacak. Teknik direktör gelecek ve o karar verecek. Yani cevabı olacak büyük ihtimal. Belki net olmasa da az çok bellidir. Hani Haziran'ın aynen, ama ben, bir şey olur muhtemelen. Yani Haziran'ın sonu gibi olur diye düşünüyorum. Çünkü futbolcular bir ay izin yapıyorlar genelde böyle işte, durumlarda. O zamana kadar da işte bu hem hoca hem de işte kesinlikle kalan hocam, oyuncular, gelecek kamp programının belirlenmesi yani, lazım bir kere yani. İskelet kadronun en azından. Hocanın kadronun üzerinde birazcık lazım, çalışması lazım. Yani saha içerisinde değil, saha dışında. Masa başında çalışması lazım yani biraz. Ali Arman demiş ki hayırlı yayınlar, müjdeli transfer haberleri verirsiniz. Teşekkürler demiş. Nuri Tekin, Ertuğrul bitmiştir. Konuşmak gereksizdir. Transferden haber verin demiş. Konuştuk transfer gelişmelerini. Cengiz Rıfat Aydın demiş ki Ertuğrul'un şahsıyla kişiliği ilgili bir sorun yok. Ertuğrul'un antrenörlüğü ile ilgili Samsun'un bu kadrosu hocaya bol geldi. Yolu açık olsun demiş. Nazmi Öcal, Ertuğrul hocaya nasıl küfür edildiğini TV'den net bir şekilde duyuldu. Adam teşekkür mü edecekti demiş. Murat Uzunoğlu, hocanın yaptığı yanlışı da ona yapılanlar doğru muydu? Hoca son bir kez istiyorsanız ben iki kat istiyorum şampiyon olmayı demişti. Kırgınlığı da, öfkesi de, üzüntüsü de iki kat oluyor doğal olarak. O anda olay durumlara çok takılınmamalıydı demiş. Resul Saraçoğlu, hoca olarak Samsun'a Mehmet Alpıparmak ya da Okan Buruk gelmeli demiş. Resul Saraçoğlu demiş ki Samspor'a Altay'dan Ziya Alkurt, Tuzla'dan Ahmet Yazar, Turam, İstanbul'dan Roka almalıyız demiş. Maşallah bütün transferler söylenmiş. Sebahattin Ertek, yorumunu okumuştum galiba az önce, yok okumamışım. Bizlerin demesiyle olmuyor, bunun kararını verecek olan başkandır. Hiç kimse parasını çöpe atmak istemez, tabii ki en iyisini almak isteriz. Ama hoca kendi kariyerini düşünüp bir alt lige kolay kolay gelmek istemez demiş. Taner Filiz teke teke demiş ki Zenke bu takımda iş yapar demiş. Tekin Sevinç golcü yok mu golcü demiş. Atıf Öztürk de bize golcü lazım demiş. Anıl Yalamoğlu demiş ki hayırlı programlar. Caner Mustafa hocama da selamlar. Basketbol galibiyetimizi size gelsin demiş. Basketbolun, Samsun basketbolun galibiyeti tüm Samsun'a gelsin. Tüm emeğe geçenlere gelsin. İnşallah yolu sonu süperlik olur. Futbolda yaşayamadığımız mutluluğu basketbolda yaşarız inşallah. Öyle söyleyeyim. Murat Bor demiş ki Ertuğrul Sağlam kendini bitirdi. Bu Gökhan Aslan hala burada mı demiş. Gökhan Aslan'la da yönetim bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Duyduğum kadarıyla bir yıl daha sözleşmesi var. Ücretinde indirim istenecekmiş ve takımdan ayrılmak istiyorsa eğer, yani kendisine kulüp bulması konusunda kulüp bulması istenecekmiş, öyle söyleyeyim. İzleyenlerimize yani bu bilgiyi paylaşmış olduk. Bence daha iyi olur kulüp bulması kendisi açısından. Bence de daha iyi olur. Yani ben daha iyi olur diye düşünüyorum artık hocam. Çok taraftarla şeyle de pek şey kalmadı. Evet yani. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani kredisi de biten oyunculardan biraz. Tandoğan Savi demiş ki kaleci transferleri ve Arnavut transferi de hata. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Kaleci transferleri daha netlik kazanmadı. Çinari transferi ilgiliydi. Hani sahada görmek isteyelim. Belki yanılırız yani. İnşallah yani bizi mutlu edecek bir performans gösterir, öyle söyleyeyim. Ya kimse çok iyi de diyemez Çinari'ye. Çok kötü de diyemez. Yani şu anda bir göreceğiz, evet. Bekleyeceğiz, bakacağız yani şeyde. Murat Mor demiş ki 34 hafta forvetsiz oynadık. Ali Kılıç gibi bir oyuncuyu oynatmadı Ertuğrul Hoca demiş. Hüseyin Akkuzu, bence Hikmet Karaman başarılı olabilir yorumunda bulunmuş. Muhammed Koç, Hikmet Karaman bence olumlu olur. Antalya'dan selamlar demiş. Atıf Öztürk, Tomane ağır bir oyuncu demiş mesela. Şeref Çatal demiş ki bu Samsun'dan bir şey olmaz. Ertuğrul Hoca'yı bile yediniz demiş. Nurullah Alkuş demiş ki Yusuf Kayyum zamanı bağış yapmış ve istasyon mahallesi çocuğuymuş demiş. Allah Allah.
Hasan Kılıç ile anlaşıldı denildi. 55 numaralı forma giyip kaptanlık yapacak deniliyor. Doğru mu demiş. Hasan Kılıç'ı transferi bitti. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama en son menajeriyle görüşecekti Sayın Başkan Yüksel Derim. Ne gibi gelişme oldu bilmiyorum. Hasan Kılıç ile el sıkışıldı ama anlaşma sağlandı. Yani yakın bir zamanda ben resmi açıklama gelir diye düşünüyorum. Yani bu saatten sonra bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Nurullah Alkış kardeşimizin de yorumunu okuduk bu şekilde. Değerli izleyenler, Halk Gazetesi'ne gelen yorumları da okuduk. Kanal 362'ye gelen yorumlara da yeniden döneceğiz. YouTube'dan da yayınımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. YouTube kanalından yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanal 360'ın YouTube kanalına da abone olmadıysanız lütfen ücretsiz bir şekilde abone olun. Samsun Spor ve Samsun'dan yaşanan gelişmeleri takip etmek için değerli izleyenler. Evet, Samsun Spor Kongresi'ne dönelim. Bilindiği üzere yani Samsun Spor'un olağan kongresi var. Yönetmenim veriyor şimdi ekrana küpürü de. Bugün Halk Gazetesi'nin manşetiydi. Kongre tarihi açıklandı. Samsun Spor Kulübü Derneği'nin seçimli olağan genel kurulunun tarihi açıklandı. Kırmızı Beyazlı Camia 18 Haziran Cuma günü kongreye gidecek. Çoğunluk sağlanamazsa 25 Haziran Cuma günü genel kurul gerçekleşecek. Tek aday mevcut başkan Yüksel Yıldırım. Hocam. Büyük ihtimal 25 Haziran'da olacak. Kongreler genelde öyle oluyor çünkü Samsunspor'un. 18 Haziran'da çoğunluk sağlanamayacak büyük ihtimal. 25 Haziran'da kongre gerçekleşecektir diye bekliyorum. Tek aday Yüksel Yıldırım. Yönetimde bazı değişiklikler yapacağı söyleniyor. Büyük ölçüde değişiklikler yapacağı söyleniyor hatta. Ben birkaç tane yöneticiyle görüştüm. Bize daha henüz devam yönünde bir teklif gelmedi dediler. Mevcut yönetimde olan yöneticiler. Büyük bir değişim gelecek. Gizli bir şekilde de yönetiliyor açıkçası. Birkaç kişiyle görüştüklerini duydum ben tabii. Bir netlik kazandırmadan yazmadım onu daha. Tabii genel kurulun ilanı da çıktı gazetede. Bir tüzük değişikliği yapılacak. Onunla ilgili de bilgi alacağım. Bu hafta içerisinde ya da bir dahaki hafta alacağım. Bir tüzük değişikliği önerilecek genel kurula. İşte bildiğiniz üzere faaliyet raporları okunacak, işte mali durum okunacak, işte genel kuruldan ibrası istenecek falan filan. Yani o yüzden Sayın Başkan yeni bir yönetimle Yüksel Yıldırım kongreye gidiyor tek aday olarak. Sana soruyu şöyle soracağım tabii ki. Yani Samspor Kulübü Derneği yeni bir yönetimle yola çıkacak ve gelecek sezonda veya ilerleyen sezonlarda Samsunspor Kulübü Derneği'nin sence futbol takımından bu kadar uzak olması gerekiyor mu? Yani oraya birkaç futboldan anlayan yönetici konulup birazcık oradaki yöneticilerin futbol takımıyla ilgilenmesi yönünde Sayın Başkan'ın bir adım atması gerekiyor mu sence? Yani bunu bu şekilde yorumlayalım diyorum ben. Evet, zaten şimdi Samsunspor futbol anlamında şirketleşince biraz dernek uzaklaştı. Kaldıydı. Tabii o sonrasında ama ne kadar şey olsa da dernek ve şirketin uyumlu halde gitmesi gerekiyordu. En sonunda Yüksel Yıldırım Başkan zaten derneğe de başkan oldu. O uyumu evet. Şimdilik en azından sağlamak açısından. Ha, sonrasında gerekirse güvenceye bir isme orada dernek başkanı da verebilir ya da yine ya da orada da görenecek kişiler olabilir. Şimdi şu anki derneğe baktığınız zaman sanki hani futboldan biraz daha uzak, daha çok basketbolla falan ilgilenen, diğer amatör sporlar şeylerle ilgilenen bir yapıda gözüküyor ama dediğin gibi tabii orada da yani futbol anlamında da yani dernek olduğu zaman da yine görev paylaşımı yapılıp tabii ki zaten dernekte zaten tesisin orada olan kişiler de daha çok orada bulunabilecek, görevlendirilip altyapı var zaten, altyapı da daha çok derneğin yapısının içerisinde oluyor. Yani oralara iyi bir dediğin gibi futbolun içerisinde olabilecek, iyi bir paylaşım olabilecek, faydası olabilecek yani sadece isim olarak orada değil yaptıklarıyla da yani faydası olacak kişileri bekliyoruz şeylerde olmasını. Mutlaka başkan da ona göre düşünceleri var ve kafasında hemen hemen bazı kişiler belirlenmiştir. Ona göre bir paylaşım yapacaktır. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim yani Şubat ayında, Ocak ayında bile hatta, yani değerli izleyenlerimiz baksınlar geçmiş yaptığımız programlara. Yani biz Selçuk Kaya'yla bu stüdyoda, bu ekranda hep söyledik. Dedik ki mesela Ertuğrul Hoca Nur Aslan testlerinde yalnız.
futbolcular iletişim kuracak kimseyi bulamıyor. Genel menajer Mustafa Aztopal kendine verilen görevi yerine getiriyor ama ekstra bir şeyler yapmıyor. Yani ona fazla sorumluluk almak istemiyor. Samspor yani Nurhasan tesislerinde bir boşluk var dedik. Bunun da o boşluğun da rahmetli Mustafa Kemal Erkanat'ın aramızdan ayrılışını da buna bağladık. Yani onun ayrılışı da çok etkiledi. Öyle söyleyeyim. Mesela biz bunu söyledik. Hatta Tanju Çolak da söyledi bunu. A Spor'da çıktı ekranda. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım öyle olmadığını söyledi. Sonra Sayın Başkan Yüksel Yıldırım Menemen beraberliğinden sonra Samsun'a geldi. Biz havaalanında onunla röportaj yaptık. O gün çıktı dedi ki Ertuğrul Sağlam dedi Nurhasan testlerinde yalnız kaldı dedi. Çok yük verdik dedi üzerine dedi kaldıramadı dedi. Şimdi yani ben bu yorumu söylerken yani bunu neden hatırlatmasını yapıyorum? Şimdi söyleyeceğim şeyin de dikkate alınması için bu hatırlatmayı yapıyorum. Çünkü yani biz de bazı şeyleri görebiliyoruz. Biz de yani az çok uzun zamandır bu işi takip eden yani bu işi yapan insanlarız. Bence benim fikrim Samspor Kulübü Derneği'nde bir tane basın sözcüsü, bir de futbol şube sorumlusu olması lazım abi. Yani hocam, bak iki kişi ya, iki kişi, bir tane basın sözcüsü bak. Evet. Futbol takımından, tamam mı? Futbol takımından Samspor AŞ'den haberi olan, onu bilgilendirilen bir tane basın sözcüsü ya. O basın sözcüsünün de yapacağı TSYD üyelerine, birazdan TSYD'nin seçimini de vereceğim size. TSYD üyelerinin, gazetecilerin olunduğu bir WhatsApp grubu olacak. Oradan Samspor'la ilgili bilgileri paylaşacak bu. Yani 50 defa herkes aynı şeyi anlatmayacak. Bir kere anlatacak, oradan alan alacak bilgiyi. Herkes aynı saatte, aynı dakikada bilgisini almış olacak. Bir bu. Çünkü Samspor'un o problemi de var. Yani Samspor'dan arıyorsun, kimse telefona bakmıyor mesela. İşte arıyorsun, o telefona bakmıyor. O WhatsApp'ta görüldü atıyor falan. Yani bir taraftarın da böyle bir bilgilendirilemediği bir dönem var. Bizler mesela duyuyoruz bazı transferleri, haberleri. İşte Çinari'yi yazdık daha önce. İşte şimdi mesela Esat Malay'ı yazdık, Conte'yi yazdık. Tutar mı? Belki tutmaz. Olur mu? Olmaz. Onu bilmiyorum ama Samspor'dan öğrenip yazmıyoruz biz bunları. Dışarıdan öğreniyoruz yani. Bizi arıyor insanlar, söylüyorlar. Biriyle sohbet ederken konusu açılıyor falan. Yani bir yerden öğreniyoruz. Samspor'da mesela bu eksiklik var. Mesela transfer çalışmalarında medyayı çok güzel bir şekilde kullanırsın. Onu kullanamama var. Taraftarı doğru bilgilendirememe var. Taraftardan çok uzaklaşma var. Mesela Ertuğrul Sağlam'la Yüksel Yıldırım arasında 10 gündür 20 tane dedikodu atıldı. Tazminat krizinden çık, yani işte tribünde küfür edilmesi, işte efendime söyleyeyim Nurhasan testlerine noter gönderildi falan filan, neler neler. Yani ne iddialar var ortada? Ne Ertuğrul Sağlam'dan açıklama var, ne kulüpten açıklama var, ne de Yüksel Yıldırım'dan açıklama var. Böyle bir şey olabilir mi? Samsunspor yani yüz binlerce taraftarı, milyonlarca seveni olan bir kulüp yani. Sosyal medyada biri bir şey yazdığı zaman bu kadar soru işaretiyle bir camia, bir taraftar bırakılmaz. Bak bu, ben açık ve net bir şekilde söyleyeyim, antipati yaratır. Yaratır. Yani. Ya geçen gün Samsunspor'un Twitter hesabı 22 Mayıs'ta tweet atmış. Ne tweet o? Ümraniyespor 2, Samspor 2, Altın Ordu 2. Ümraniyespor nereden çıktıysa. 2 yani playoff'ta final oynadım en son maç tweet atmış. Hocam bir hafta tweet atmadı sosyal medya hesabı ya Samspor'un. Yani tamam bir üzüntü yaşıyoruz, bir sıkıntı yaşıyoruz da. Yani bir hafta tweet atılmaz mı ya? Yani bir konu hakkında atılır ya, bir şey hakkında atılır. Yani milli takıma bir maç öncesi başarı dilenir. Ne bileyim bir işte, en son zaten ona tweet atıldı. Kocaeli Spor, Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor kutlandı 1. Lig'e geldiği için falan. Evet. Ne bileyim bir Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kutlanır. Ne bileyim bir milli takımda işte Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Onunla ilgili bir tweet atılır. Bir başarı tweet. Ya bir hafta tweet atmadı Samsun. Bir boşluk var. Gözüküyor ya, zaten. Ya. Orada şimdi bir boşluk var. Şimdi konu konuya açıyor da ben bunları söylüyorum. Yani buradan kulüp yetkilileri de benim söylediklerimden alacaklarını alsınlar yani. Şimdi birincisi bir tane basın sözcüsü lazım. Samspor Kulübü Derneği'nde yönetici olacak. Bir de futbol şube sorumlusu. Bu kim olacak?
futbolcuyla diyalog içerisinde olacak. Mustafa Topal'la diyalog içerisinde, teknik adamla diyalog içerisinde. Teknik adamla Samspor Başkanı, Samspor AŞ yönetimiyle bir köprü olacak. Ya bak işte teknik direktörün böyle bir problemi var, böyle bir sıkıntısı var diye yani orta yolu bulabilecek bir içeriden haberler bir kişi lazım. Başkan, yani, başkan şimdi haberim yok dedi hatta o zaman işte Menemen başkanından çoğu şey oluşumla şunu bana takım çok iyi bana takım çok iyi diyorlar dedi. Menemen maçından sonra dedi sordum takımla ilgili dedi. Bomba gibi takım diyorlar dedi. Menemen'de 2-2 berabere kaldık dedi. Hiçbir şey oynayamadı takım dedi. Beni yanlış bilgilendiriyorlar dedi. İyi olması ayrıca işte içeride olan karışıklıklar Sayın Başkanı da, neler oluyor neler bitiyor. Tabii. Bak mesela alakalı. Prim krizleri falan yaşandı işte orada. Yani. İşte oyuncular ortalığı karıştırmışlar. Bunu işte bir patlak o futbol şube sorumlusu işte onu Yüksel Yıldırım'a söyleyecek. Diyecek ki bak böyle böyle problemler var hemen önden önünü keselim. Hı-hı. O futbolcuların hemen biletini keselim veya yani o futbolcuları bir ya takıma bir düzene sokalım yani o problemi çözelim. Sayın Başkan mesela işte hem teknik anlamda hem de yönetimsel anlamda işte birer tane profesyonel yönetici ayarlayacağım dedi mesela. Onlar da olabilir. Ama Samspor Kulübü Derneği'nde de ben önerimdir. Bu bir tane basın sözcüsü bir de futbol şube sorumlusu. Yani bence olması gereken şeylerden biri bu. Değerleri işte başkan vekili, başkan yardımcısı, işte genel sekreter falan o şekilde bir yönetim oluşturulabilir diye düşünüyorum. Şube. Ve bunları yapacak kişiler de çok Samsun'da. Tamam. Yani çok. Yani bunları yapabilecek. Ben şimdi isim vermeyeyim, işaret etmiş olmayayım. Yani geçen hafta mesela Futbol 55 programında söyledim. Yani Emin Kar'ın mutlaka Samspor'un içerisinde olması gerektiğini söyledim. Yani Emin Kar yani çok önemli bir futbol adamıdır. Yani bu yani zaten inkar edilemez. Görev aldı neredeyse Samsun'da. İnkar edilemez bir durumdur. Bu futbolculuk yaptı. Yani yöneticilik yaptı, başkanlık yaptı. Daha ne yapsın abi? Daha ne yapsın yani? Yani mesela Emin Kar Samspor'un içerisinde yer alabilir. Ama hani yani illa da Emin Kar olmalı demiyorum ben. Burada bir örnek bu. Yani bir örnek. Yani gidip de kardeşim Samsunspor futbol şube sorumlusunu da şey yapmamamız gerekiyor yani. Samsunspor'la, Samsun'la hiç alakası olmayan, yani hiçbir şehirle bağı olmayan birini yaparsan olmaz. Yani o şehri tanıyan, şehrin tansiyonunu bilen kişilerin olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Hocam. Orada mesela bir de iletişimi iyi olan birinin de olması lazım ki o içeride. Tabii. Başkanı sağlarken bir kırıcı dökücü biri olmaması lazım. Futbolcuyla gerekirse hocanın arasında sağlayan, idarecinin arasında sağlayan mesela futbolcuyla bir sıkıntı varsa nasıl işte Gökhan Aslan'la bir sıkıntı mı oldu? Gelecek çekecek Gökhan Aslan'ın ne var derdin ne sıkıntı ne? Niye böyle oluyor ya da Caner'i çekecek bir ne sıkıntı ne bu durum ne böyle diyecek. Yani hem futbolcu iletişimleri, hoca iletişimi, başkan iletişimi bunların hepsini iyi sağlayabilecek. Varsa bir yerde bir durum varsa da oraya gidip o işleri halledebilecek aktif iletişimi bir de kişinin olması lazım orada yani. Evet hocam %100 katılıyorum ben de söylediklerine. Biraz yorumlara girelim değerli izleyenler. Yorumlarınız geliyor çünkü hızlı bir şekilde. Ömer Tuncay demiş ki Yasin Öztekin varken kaptanlığı dışarıdan gelen kimse yapmamalı. Bu tarz futbolcular o pazuman her zaman etki yapar demiş. Faik Eda Nur Edis demiş ki hoca olarak kesinlikle Mehmet Altıparmak gelmeli demiş ya da Smudika diye işaret etmiş. Kenan Şahin bence bir sağ bek bir sol bek olmazsa olmazsa olmaz demiş. Sağlık dileklerimle demiş. Selamlar olsun size de. Bilal Öztürk transferleri bir kez daha hatırlatır mısınız demiş. Hatırlatalım. Eraldo Çınar ile Yılpor Samspor 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanat oyuncusu değerli izleyenler. Öyle belirteyim. Şu anda gündemde olan Samspor'la adı geçen oyuncularda Esat Mala merkez orta saha oyuncusu, Hüseyin Öztürk sol bek oyuncusu, Conte 10 numara pozisyonda ve kanat pozisyonda oynayan bir oyuncu, İbrahim Conte Gineli. Bir de Yusuf Abdioğlu var. Stoper ve sağ bekte oynayabilen oyuncu Hatayspor'dan ayrıldı ve aslen de Samsporlu bir oyuncu Samspor'la şu anda adı geçiyor diyebilirim. Transferleri de bu şekilde hatırlatayım. Yorumlara devam ediyorum. Enes Çelibay demiş ki koskoca bir teknik direktörün yanlışa cevap vermesi sıkıntı. Zaten böylesine profesyonel insanlara küfür etmesi ne kadar doğru demiş. Ali Güner demiş ki Oflu'dan Samspor'a hayır gelmez bir rahatlıkla kesin düşeriz demiş. Oflu yani Yusuf Abdioğlu internette Oflu olduğu yazıyor ama Samsun'da oynamış. Altyapısı Samsun'da. Bilmiyorum tam olarak nereli ama yani Samsunlu gözüküyor oyuncu. Yani Samsun'da yetiştiği belli. Değil mi?
Yani aynı. Samsun yetişmeli. Sertan Kuru demiş ki Boli, Vukan, Pluma ve Jassi gönderilmeli. Bunlardan bize fayda gelmez demiş. İyi yabancılar bulunmalı demiş. Ramazan Korkmaz, Altın Ordu dahil bütün takımlarda 55 giyiyor. Samsun doğumlu Ofla ailenin çocuğu, hem de iyi bir Samsunlu. İyi akşamlar demiş. Evet, Yusuf Abdioğlu ile ilgili Ramazan Korkmaz da net bilgiyi paylaşmış oldu. Alçın Tütüncü, Gökhan Alsan kesinlikle gitmeli demiş. Selahattin Yılmaz bizleri izliyor şu anda. Gürkan Zeynep Gürmüz, kaleci ne oldu Samsun'a? Yıllardan beri iyi bir tecrübeli kaleci gelmedi demiş. Mustafa Kabadayı demiş ki ailesi, annesi, babası Samsun'da yaşıyor demiş. Yusuf Abdioğlu için diyor herhalde. Yani oyuncunun da Samsun'da oynadığı belli. Eren Kara Telekom Spor'da oynamış. Cedet Mahallesi'nde oturmuş diyor. Türker Koç da Samsun Amatör'de yıllarca oynamış diyor. Vallahi izleyicilerimiz maşallah ya. Yani çok hızlı bir şekilde araştırıp bizleri de aydınlatıyorlar buradan. Hani diyorum ya hep sanki onlarla birlikte program yapıyormuş gibi hissediyorum ben. Sanki burada iki kişi değilmişiz gibi hissediyorum ben. Onlar da bu şekilde bize yardımcı oluyorlar tabii. Rafet Akerik demiş ki Marco Paşao. Paşao 6 ayda kalma kararı aldı. Bir sene daha sözleşmesi vardı zaten. 6 ay birçok oyuncusunu kadrosunda tutacakmış. 17 tane oyuncusunu. Yani birincilikte çıktığı kadronun üzerine takviye yapacakmış. Bakalım nasıl olacak? Süper Lig'de başarılı olabilecek mi? Onlar da çok Paşao da yapmıştı zaten. Paşao da gelecek sezon Altay'ın Süper Lig'de de forveti olacak, öyle söyleyeyim. Gürkan Zeynep Gürbüz demiş ki Tomane Avrupa'da tanınan bir isim, bir oynasa nasıl olduğunu anlarsınız demiş. Daha öncesinden de bir şey söylemiş ama onu belirtmeyeyim demiş. Murat Şahin demiş ki Pluma Jassi yollandı mı, ne oldu demiş. Vallahi yollansa haberimiz olurdu. Ama kendilerine kulüp bulunması istendi. Şu anda herhalde teklifler de geliyordur. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii uzun bir sözleşmeleri var. Samsun bu oyunculardan bonservis isteyecektir. Teklif yapan takımlar da bonservis ücreti ödeyecek yer midir? O da soru işareti. Çünkü oyuncuların da kendine kulüp bul denilerek satılık listesine koyulan oyuncunun bonservisi başka olur. Parlattığın oyuncunun bonservisi başka olur yani. Bu şimdi yani, muhtemelen yani, şimdi kıyas ya da Pluma giderse, şimdi ona sözleşmeler var ya. Evet. Şimdi sen bu adamla dersen ki ben seni istemiyorum, git dersen, adam der ki 2 yılda sözleşmesi var, ben 2 yıllık da paramı ver giderim der o zaman mesela. Ama Ali'nin bonservisi öyle mi? Ama bir yerle anlaşır, ben burayla anlaştım der. Ben 2 yıllık paramı, gelecek paramı da istemiyorum der. Karşılıklı anlaşırsın, gidebilir mesela. Öyle de olabilir. Yani şu anda onların öncelikle bir kulüp bulması lazım zaten. O kulüple de anlaşırsa kulüpte der ki şöyle tamam de geçmiş para, bu zamana kadar paranı verdim, bundan sonraki paranı da almıyorsun, karşılık anlaştık. Der şöyle gider. De olabilir hocam. Asıl sıkıntı kulüp bulamaz ya da bulamazsa, kalırsa gittiğiniz işte zaman yani. O zaman der ki tazminatımı ver derse, işte o zaman bir de bir de seni şikayet ederse, vermezse falan, bence başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Öyle bir durumda bence B planı devreye girer. Kiralık olarak gönderirler. Ben öyle düşünüyorum. İşte kiralık görüyorsun ama kiralıkta da zarar, yine zarar. Çünkü kiralık verdiğinde de yine giden takımlar çok parası vermiyor. En azından bir kısmını kurtarıyor hocam. İşte yani öyle en azından bir kısmını kurtarıyorum. Bir de yabancı kontenjanını açıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Pluma ve Jassi de bence şu gibi teklifler de olabilir. Mesela X bir kulüp Pluma'yı istiyor. Pluma'nın işte 2 yıl daha sözleşmesi var. Kulüp mesela Samspor'a der ki Pluma'nın ne kadar alacağı var? 2 yıllık alacağı var. Tamam, onu ben vereyim der. Sen de Pluma'dan benden bol servis bedeli ücreti isteme der. O şekilde bir anlaşma olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani işte ya da vereceğinin yarısını vereyim der. 2 yıllığın vereceğinin yarısını vereyim. Sen oyuncuyu serbest bırak, ben de alayım der. O şekilde bir teklif olabilir. Eğer Pluma ve Jassi de bonservisiyle ayrılma gibi bir durum olmazsa tabii B planı devreye girer. Kiralık olarak gönderirler diye düşünüyorum. Bence zaten ileriye dönük sözleşmelerini istemezlerse karşılıklı anlaşıp zaten gidebilir zaten istedikten sonra. Evet. Öyle de olur. Hani kontenjanı azından ekstra para vermemek için, yani üzerine para istemese bile hani benden daha para almasın deyip zaten yollandığı zaman boşlukta da oluyor. Bilemiyoruz işte, tabii Pluman biraz sıkıntı gözüküyor. Kıyasi belki bir takım bulabilir ama. Jassi bulabilir de Pluma biraz sıkıntı, evet hocam haklısın. Biraz sıkıntı. Haklısın. Habib Bozyel, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Biz de İstanbul'a saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Engin Keskin, Celil Yüksel transferi ne durumda demiş. Celil Yüksel transferi yattı. Değerli izleyenler, Celil Yüksel'le
Celil Yüksel'in Adana Spor'da 2 yıl daha sözleşmesi var. Ve oyuncu gerçekten değerli bir oyuncu. Yani Adana Spor 500 bin euro bonservis bedeli istemiş. Sadece Samspor'dan değil, tüm kulüplerden istemiş bunu. 500 bin euro da az bir para değil yani. O yüzden transferden vazgeçildi, Celil Yüksel transferinden. Ama yetenekli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Keşke Samspor'da olsaydı diyorum ben. Adana Spor'da mesela hiç o listeye koymadık ama hocam Adana Spor'un da ben gelecek sezon playoff'u zorlayacağını düşünüyorum yani. Seneye zaten bayağı takım var Anadolu'da. Ya ben 8-9 tane çıkardık biz geçen gün Futbol 55'te Selçuk Kaya'yla. Adana Spor mesela oraya koymayı unuttuk. Adana Spor da zorlar. Playoff'u zorlar en azından ya yani. Ya tabii öncelikle... Bu seneki gibi öyle çantada keklik olmaz yani Adana Spor. Ben öyle söyleyeyim yani. Zaten sadece ligde hedef oynama değil, küme düşmem adına da iyi takımlar kurulması lazım. Yani bu sene 4 takım düşecek, 3 takım var. Onunla ilgili bir şey var mıydı ya? Şeyde, ki... Yok, 19 takım devam ya. Sıkıntı yok. Tabii. Ligden düşecek takım sayısı. 4 takım ligden düşecek, takım, 3 takım düşecek. 2 takım düşecek herhalde, 20'ye çıkacak. Öyle mi olacaktı ya? 3 takım zaten düşüyor da. Ne? Ekstradan 4 takım. Ha, o zaman ekstradan 4 takım çıkabilir o zaman. Öyle olur yani. Aşağı düşmeyi diyorum. Aşağı düşme 3'te eğer. 3'tü zaten. 3 tamam. Takım düşüyordu. Tamam, aşağı düştü. 19 olduk ya. Tamam. 20'ye mi çıkarılacak? Süper Lig'de 4 takım yine düşecek acaba? Yok bir ya, oraya 20'ye, oraya düzene girdi. Ben şey gördüm. 2-3 sene daha 19 takım mı gidecek gibi gördüm 1. Lig'in. Sonra 18'e düşecek gibi gördüm. Olabilir hocam, ona bir bakabiliriz ya. 2 sene içerisinde, Süper Lig'de 2 sene içerisinde 18'e düşecek galiba, öyle gördüm. Şimdi Süper Lig yolunu buldu, 20'ye düştü. Yani 20'yi buldu. Yani düştü Süper Lig'den ama... 4 düştü, 3 çıktı, tamam mı? 20 oldu Süper Lig. Şu an... Şimdi 1. Lig'i de 20 yapacaklar. Anlatabildim mi? 1. Lig'i de 20 yapacaklarsa ya 3 düşürüp 20... alttan 4 çıkaracaklar. İşte tamam, 20 yapmayacaklar diyor. Geçen açıklama yapmıştım da 20... ben. O zaman... Yabancılarla ilgili hani şey açıklandı ya. O zaman 20 yapmayacaklarsa 4 düşecek hocam. Açıklanırken şeyi de açıkladılar. Düşme durumu da açıkladılar. Süper Lig'in 18'e ineceğini söylüyordu sene. Sene işte 19, 18'e inecek. Birincilik? Birincilikte 2 sene falan daha yine 19 gidecek, sonra o da 18'e düşecek gibi gördüm ben. Ha, tamam o zaman. Tamam o zaman. Yani yanlış da bilgi vermiş olmayayım. Sonra bilmiyorum bu sene acaba 4 takım mı düşecek Lig? Ya hocam bu konuyla ilgili o kadar çok karar değiştiriyorlar ki o kadar çok... Bunu araştırırız, haftaya bakarız olmaz. Ya yani. O kadar çok şey söylüyorlar ki inan takip etmek mümkün değil yani. Yani benim anladığım Süper Lig'de, birincilikte 2-3 sene içerisinde 18'e düşecek diye anladım benim anladığım. UEFA öyle istiyor. Yok, da planlamadı o şekilde aslında. Yani ben sana söyleyeyim, planlama aslında normalde 20 takıma çıkarmaktı. Ama UEFA öyle istiyor. UEFA diyor ki 18'e düşür. Çünkü niye? UEFA Konferans Ligi de kuruldu. 3 tane artık Avrupa'da lig var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi. UEFA hafta içerisine maç sıkıştıramıyor. Yapamıyor bir türlü programı. O yüzden diyor ki takımları 18 takıma düşür. Senin fikstürün azalsın ki ben de rahatlayayım diyor liglere. Bir de çekmişim hatta, baktım şimdi de. Ne diyor hocam? Süper Lig 2022, yani bu sezon 20 takım. Tamam. 2022-2023 sezonunda 19 takım olacak. Yani düşüyor yavaş yavaş. 19 olacak. 2023-2024'te de 18'e düşecek. Yani 2 sene içerisinde Süper Lig 18'e düşüyor. Evet. TFF 1. Lig 2021-2022 bu sene, 2022-2023 seneye ve 2023-2024 sonraki sene 19 takımla. 19 sene 3 sene oynanacak. 2024-2025'e de 18'e düşüyor. 3 sene 19 takımla oynanacak. 18 takıma düşüyor yani, sonra. Evet. 18'e düşecek. Evet, Süper Lig, değerli izleyenler, Süper Lig her sezon bir kademe düşerek yani 18'e düşecek. 2 sezon içerisinde. Sezon. 18 takıma düşecek. 1. Lig'de 3 sene 19 takımla oynanacak. 4. sezon 18 takıma düşecek. Değerli izleyenler, bilgiyi de bu şekilde paylaşmış olalım. Bilgi kirliliği olmasın. Özdemir Mehmet demiş ki, Caner Gaydan, Tolunay Kafkas olmasın. Gençlere eğitim veremiyor. Hikmet Hoca olursa gözü kapalı çıkar demiş takım. Sezai Güngör demiş ki, Hüseyin Erişte, Okan Buruk. Hüseyin Eroğlu'dur o. Erişte değil de Eroğlu'dur o. Hüseyin Eroğlu iyi bir teknik adam tabii ki. Werder Bremen falan istiyor yani. Almanya'dan teklifler varmış. Hayırlısı olsun, ne diyeyim ya. Yani... o da güzel bir sinerji yakaladı yani Altınordu'da. Ama ben Samsun'da aynı sinerjiyi yakalayabileceğini düşünmüyorum Hüseyin Eroğlu'nun. Yıllardır orada bir kere zaten, kaç senedir orada belli bir sistemi kurmuş. Ama o, bir kere oturu hocalara sabır göstermen lazım yıllar boyunca. Ha, biz de altyapı ileri doğru kulüp düşünüyorsak aslında oturu hocalara çıkartmamız lazım bizim de yavaş yavaş.
Geçen hafta da haftada söylemiştim ya, mesela hani işte altyapıdan da bizim hoca çıkarmamız lazım zamanla. Hatta işte bugün Recep Samet Boyar varsa mesela onun yavaş yavaş yardımcı antrenörü, ileride direkt antrenör olup böyle altyapıdan yukarı hem hoca hem oyuncuları o şekilde çıkarabileceğimiz bir sistem zamanla oluşabilir. Belki şimdi olmayabilir ama zamanla oluşabilir. Evet hocam, Önder Özen yazan var. Samsun'un yeni hocası olacak diye. Okan Buru'yu yazan var. Sportif menajerlik yapmıyor mu Önder Özen? Önder Özen, yani Samsun aslında ilk sezonunda gelecekti. Yani Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyan'ın geldiğinde. Anlaşma da sağlandı ama Önder Özen'in iki çocuğu da Samsun'da yaşamak istemediler. Tabi o da ailesini ön planda tutarak Samsun'a gelmedi. Böyle bir küçük bir de bilgi paylaşmış olayım değerli izleyenlerimize. YouTube kanalımıza dönüyoruz tabi. Orada da izleyenlerimiz kendi aralarında sohbet ediyorlar. Bir yandan da bizleri izliyorlar. Ben de onların sohbetlerini arada takip ediyorum. Yılmaz Sarıoğlu demiş ki Almanya'dan selamlar. Bazı futbolcular baş kaldıran, kadro dışı kalan ama hala takımın içinde. Böyle futbolcular varmış. Bunları bizlerle paylaşın lütfen demiş. Yani çoğu oyuncular zaten sözleşme sona erdi. Gidiyorlar. Zaten kadro dışı kalan oyuncular da var. Hani... bu saatten sonra kimsenin kalbini de kırmaya gerek yok açıkçası. Yani şu şunu yapmış, bu bunu yapmış falan diye. Çoğu şeyi de zaten siz sosyal medyadan duyuyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Çoğu şey de konuşuluyor dışarıda. Yani çok enteresan iddialar var. Çok enteresan iddialar var, onu söyleyebilirim. Burhan Kocabıyık demiş ki, kaleci oyunu başlatandır. Konuşan agresif ve hırslı oyunu zamanda tecrübeli bir kaleci almamız gerekiyor. Takımın her şeyden önce ruha ve hırsa ihtiyacı var demiş. Kardeşim söylediklerini... %100 katılıyorum. Altına imza atarım gerçekten. Şöyle gözlerim yoruldu. Gözlüğümü takayım. Halim Oytun demiş ki acele etmeden mantıklı transfer yapmak lazım. Bence teknik direktör belli. Başkan Yıldırım bilgisi dahilinde transfer yapılıyor. Demiş. Doğan Vardar demiş ki Doğan Erdoğan boşta. Bize gelir mi demiş. Vallahi onu çok çok enteresan bir şekilde kaybetmiştik Doğan Erdoğan'ı da. Bizim oyuncumuzdu. Yani çok basit bir ücretini, çok küçük bir ücretini yatırmadığımız için oyuncu boşa çıkmıştı ve gitmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Avusturya'ya mı gitmişti galiba? Vallahi öyle bir yere gitti. Aynen, yabancı bir kulübe gitmişti. Yani çok ucuz bir meblağ, yani öyle söyleyeyim. O kadar parasız bir dönemimize denk geldi ki oyuncu. Parasını yatıramamıştık ve gitmişti. Evet, izleyenler, değerli izleyenlerimizden gelen yorumlara devam ediyorum. Halime uygun. Hayırlısı inşallah bu sene iyi geçer demiş. Redline izleyicimizin nicki biraz değişik bir şekilde yazmış. Tanju Çolak bu işi yapar demiş. Devamında da hoca direkt Sumudika demiş yorumunda. Gürkan Gürbüz demiş ki hücumu seven, kolektif futbol oynatabilen, kazanan ilk 11'i değiştirebilen kurnaz bir hoca gerek demiş. Batuhan Eryaş biri de bu Arnavutluk sevgisi nereden geldi böyle demiş. Vallahi İstanbul Spor'dan geldi herhalde. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, Ali Türkos üstadım hoca kim olmalı sizce demiş. Vallahi benim hoca konusundaki fikrim bu sezonu atlatabileceğimiz bir hoca olmalı bence. Süper Lig'e çıktığımızda yeni bir teknik adamla anlaşırız. Bence bu sezona atlatabileceğimiz, yani bu ligin tecrübeli bir teknik direktörünü getirelim. Onun karnesinde de Samsun Spor'u şampiyon yaptım yazsın. Bir apolet daha koysun buraya, bir yıldız daha koysun buraya. Evet. Süper Lig'de de gerekirse yabancı bir teknik adam. Yani. Öyle düşünüyorum hocam ben. Ya benim şahsi düşüncem bu valla. Geçen hafta da söyledik, hani bence uzun projeli bir hocalarla değil, dediğimiz gibi yani bu seneye en azından atlayacak bir yıllık sözleşme. Artı gerekirse hani bakarsın hocanın uyumuna, buradaki çalışmalarına, takıma, futboluna bakarsın. Gerekirse devam ettirsin zaten, hocayla devam edersin. Ve hatta işte bazı projelerini Süper Lig'e çıktıktan sonra o zaman böyle 3 senelik, 4 senelik projeler koyup işte nasıl biz İsmail Gönül zamanında hani şeye çıktığımızda ilk Mutlesko'yu getirmiştik. Mutlesko o zaman Romanya'nın altyapı antrenörlerinden değil, U20 falan teknik direktör öyle bir şeydi. Mesela geldiydi, onunla beraber bir proje yapıldıydı. Altyapıdan işte o zamanlar işte altyapıdan hem Celiller, Serkanlar, Vurallar falan çıktığı gibi bir de Romanya'dan da mesela o dönemde oyuncular getiriyorduk.
Hocanın da oradan, hatta o zamanlar da iki yabancı hakkı, üç yabancı hakkı olduğu demeler. İşte Timofte falan gelmişti, sonra yine değerli oyuncular gelmişti. Mesela yine çıktığım zaman böyle bir projeyle Türk ya da yabancı bir hoca alıp projeler ortaya konup altyapıdan hem de o geldiği ülkeden belki yabancı hoca gelirse onunla ilgili projeler kullanabilir. Ama şu anda bu projelere gerek yok. Çünkü proje attığın zaman, işler kötü gittiği zaman o hocayla işte yol ayrılığı olmuyor. Çünkü uzun bir proje koymuşsun, ısrar ediyorsun. Ama şimdi bir hoca gelir, bu ligin, diyelim ki Mehmet Altınparmak diyelim. Bu ligin belirli bir hocalarından. Sen belki, ben az önce sanki onu biraz tarif ettim değil mi? İşte mesela gelse bile bu hoca çok sıkıntı yaşamazsın. Yani yarın bir gün 8. hafta, 9. hafta baktı işler kötü gidiyor. Hocam olmadı dediği zaman ayrılabileceğin bir hoca yani. Yani. Ve bu hoca da gidersen de gidebileceğin bir hoca mesela. Ha, sene sonunda başarıya gidersin, devam edersin, etmezsin. O ayrı mesele. Yani o tiplerde mesela bir hocalarla anlaşılıp bu seneyi hem bu ligin tecrübeli hocaları, bu ligde başarı elde etmiş hocaları da bu sene atlayabilecek şekilde geçilebilir. Ama dediğim gibi bu sene değil, inşallah Süper Lig'e çıktığımız zaman, ama o zaman işte projeler ortaya koyup proje hocaları getirilebilir yani. Evet hocam, ben de öyle düşünüyorum. Celil Ganık, Tamer Tuna demiş. Cenk Orhan, Solbek'e Ercan Coşkun. Hiç fena olmaz demiş. Halil Ateş iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Alp adlı izleyicimiz de demiş ki Osman Özkölü hücuma yönelik futbolla bizi çıkarır. İmkan yokken ligde bizi tuttu. Hocayı geri getirmemiz lazım demiş. Batuhan er yaşta demiş ki Erhal Duda bu kadar ne görüldü? 3+1 yıllık sözleşme yapıyorsun demiş. Cenk Orhan Savicevic gider mi sizce demiş. Ben zannetmiyorum Savicevic'in gideceğini. MGT Niki izleyicimizin bu ligde kavga edecek bir hoca lazım Caner demiş bana. Hadi Habib Kurtkaya'da bir final bir Süper Lig'e çıkarma Hüseyin Kalpar demiş. YouTube'dan da yayınımız çok güzel bir şekilde devam ediyor değerli izleyenler. İlginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Fakat şu anda yayınımızı izlerken Kanal 360'ın YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Samspor'dan ve Samsun'da yaşanan gelişmeleri takip etmek için, Kanal 360 stüdyolarında yapılan programları takip etmek için lütfen abone ol butonuna tıklayın. Ücretsiz bir şekilde bizi takip etmeye başlayın değerli izleyenler. Bu hatırlatmayı da yapmış oldum. Tabii çok teknik direktör önerileri var. Az önce izleyicilerimize şöyle bir göz gezdirdim. İbrahim Üzülmez diyen var. Ahmet Türen demiş. Seyit Ahmet Kukuş, Cenk Gönen gelse nasıl olur demiş kaleye, kaleci olarak. Boşa çıktı ya Deniz. Evet, evet. İsmail Aslan, Ünal Karaman nasıl tam isabet olur demiş. Selçuk Alan, Fatih Tekke ile görüşüldü diye yorumda bulunmuş. Samet Güvende, Yılmaz Vural hoca alacaksın, 10 puan farkla şampiyon olursun demiş. Değerli izleyenler, yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Programımızda hızlı bir şekilde devam ediyor değerli izleyenler. Evet, Tomane'yi ekrana verelim. Samsun gazetesinde çıkan Esra Vural'ın haberi değerli izleyenler. Güzel bir haber geldi tabii bugün Tomane'den. Tomane yeni sezona hazır başlığıyla Esra Vural Samsun gazetesinde haberi vermiş değerli izleyenler. Tomane'nin yeni sezonda bomba gibi gireceği söyleniyor. Hatta oyuncu sosyal medya hesabından gelecek sezonda nasıl bir oyuncu olduğumu herkes görecek diye bir açıklamada bulunmuş Tomane. Zannedersem yönetim de Tomane ile bir görüşme gerçekleştirecekmiş ücretinde indirme gitmesi için. Sen ne düşünüyorsun efendim hocam? 2 yıllık daha vardı, 1 yıllık daha. 2 yıllık daha sözleşmesi olması gerekiyor Tomane'nin. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Tomane ilgili kısa bir yorumun halim hocam. Kısa. Tomane geçelim. Bizim şeyimizi bozan bir sistemimizin, yani şeyi söyleyeyim. Şampiyon Ligi'nden gelmişti. Artık her şeyimizi aslında ona göre kurmuştuk. Hatta başkan da gelirken çok iyi bir yabancı getiriyorum, çok iyi bir golcü getiriyorum falan demişti. Ama onun bir sakatlığı belki de bize bir Süper Lig'e mal oldu yani bu sezon. Hem evet, ona çok kendimize ayırıp ekstra transferi de fazla yapmadık. Yaptıklarımızda da sonradan Matias'ı falan aldık, olmadı ama Tomane'nin kalitesini gördük. Hani oynadığı maçlarda 3-4 maç oynadı. İlk geldi 1-2 maç oynadı. Sonra 30'lu maçındaki oynuş, işte belki o Menemen maçında falan olsa çok belki işler farklı olacaktı. Son maçlar olsaydı. Onun sakatlığı bizi bayağı etkiledi. İnşallah
denilen gibi şu en azından maç olmadığı dönemde sakatını tamamen atlatır. Ardından iyi bir kamp dönemi geçirir. Zaten geçen sezon bir de şey gelmemişti bize. Şampiyonluk direkt lige gelmişti. Zaten kamp görmedi. Takıma bir tam adaptasyon sağlayamamıştı. Kendini güçlendirir ve gerçek dediği gibi gerçek Tomane'yi görürüz. Gerçek bir santrafor sahada da görürüz inşallah. İnşallah diyorum. Ben de Tomane ile ilgili hocamın yorumunu aldım. Değerli izleyenler, Vukan Savicevic'in haberini verelim. Yönetmenim ekrana. Vukan Savicevic de hocam Samsun Spor'un milli takımlara giden tek oyuncusu. Tabii ki Karadağ milli takımı Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkamadı. Yani Euro 2020 finallerinde olmayacak. Hazırlık maçlarına gitti. Karadağ'da hazırlık maçlarına gitti Vukan Savicevic. Dün oynanan Bosna-Hersek maçında, golsüz berabere biten Bosna-Hersek karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. Başarılı orta saha oyuncusu. Cumartesi günü de İsrail'le bir karşılaşma oynayacak Karadağ. Bakalım 11'de yer alacak mı Karadağ? Karadağ'ın 11'inde yer alabilecek mi Vukan Savicevic? Tabii orada bizim gururumuz, onurumuz yani Vukan Savicevic değil mi? Hocam tek milli takıma gönderdiğimiz bir oyuncu. İnşallah güzel bir performans gösterir ve oradan sakatlıksız, kazasız, belasız bir şekilde döner. Vukan Savicevic'i de buradan tebrik etmiş olalım. Bir haberimiz daha var, hemen verelim onu da. Erkan Reşmen'in haberi. Hocam çok kısa bir yorumunu alacağım Erkan Reşmen'le ilgili. Sonradan bir yorumlara gireceğim. Sonra da zaten programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Erkan Reşmen'le ilgili ne düşünüyorsun hocam? Taraftar Erkan Reşmen'in ayrılmasına tepki gösterdi açıkçası. Erkam'ın geçmişini biliyorsun. Hı hı. Yorumunda da biraz bahsedebilirsin tabii Erkam'ın hangi dönemlerden geçtiğini, Samspor için neler verdiğini. Gitmeli miydi, kalmalı mıydı hocam? Evet, Erkam bize hatta birinci ligde ilk önce şampiyonluk kadrosu kurulukta işte Alpay'ın hoca olduğu zaman, Alpay Özalan'ın git zamanında gelmişti. O zaman Kayseri'den herhalde. Önce sağ bek olarak gelmişti. İlk zamanlar oynamıştı. Sonradan o kayyum dönemleri gidenler sonrasında kaldı. Stoper eksikliğimiz oldu. Geldi orada stoperde de oynadı. O dönemlerde bırakmadı. Sonrasında yine devam etti. İkinci lige düştük. İkinci lige de yine biz de devam etti. O çıktığımız kadroda da yine bulundu bir sezon. Ha, geçen sezon normalde bittiydi sözleşmesi ama artı bir oldu. Artı bir de yine yönetimde o yaptıklarına karşılık aslında geçen sezon bir artı bir daha koydu. En azından direkt belki 11'de falan düşünülmüyordu ama kadro içerisinde olması düşünülürdü. Ama baktık ki düşünülmüyordu ama her yerde de oynadı. Yine stoperde de oynadı, sağ bekinde, sol bekinde de oynadı, orta sahada önlü bek falan bile oynatıldı. Her şeyini verdi. Yani. Her yerde de bir joker gibi oynatıldı. Tamam bu sene de belki oynat düşünülmeyebilir ama hani Süper Lig'e çıksaydık düşünülmezdi ama mesela 1. Lig'de yine o tip bir adam her zaman kenarında dursun yani. Hocam şimdi Kocaeli Spor istiyor mesela yani Kocaeli Spor da gelecek sezon çok önemli yatırımlar yapıyor mesela. Kocaeli Spor istiyor demek ki yani Erkam'da bir potansiyel var değil mi? Şimdi rakibine gönderiyorsun bir de oyuncu. Şimdi Veli Çetin'i mesela Manisa FK'ya kaptırdık. Ya Erkam sana zarar olmaz her zaman dediğim gibi joker'ın her zaman bir yerini kapatır yani. Yani. Bir durabilecek mi? Yani çok fazla da bir para da isteyeceğini sanmıyorum. Olsaydı iyi olurdu ama artık yollar ayrılmış ama yine de bence ona şöyle bir plaket mi veririz, şit mi veririz, şöyle güzel bir şekilde bu yaptıklarına karşılık bir uğurlamada yapılması gerekiyor. Kesinlikle hocam. Onun da hakkında artık ailesi olsun diyoruz artık. Evet, Erkan Reşmen de yani hakkında hayırlısı olsun. Başarılar diliyoruz kendisine. Samsun Spor'a verdiği hizmetler için çok 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 teşekkür ediyoruz. Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Samsun Spor taraftarının her zaman bağrına basacağı bir oyuncu oldu Erkan Reşmen. Asla da kendisini unutmayacağız. Oğuz Güdürbulak da aynı şekilde. Kesinlikle. Yani bu oyuncular Samsun Spor'u terk etmeyen, gemiyi terk etmeyen, bugün Samsun Spor'un buralarda olmasında çok büyük emekleri olan oyuncular. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yine birinci ligde bir takımdan açılırsa mesela buraya geldiği zaman direkt alkışlanacak oyuncular. Tabii tabii yani bütün tribünlerin alkışlayacağı yani burada 30 bin kişinin alkışlayacağı bir oyuncu Erkan Reşmen. Ona da verilebilecek en büyük ödül zaten budur. Plaket falan filan bunlar gelip geçici şeylerdir. Sadece yani bir yaptıklarına karşılık şöyle. Sadece bir semboldür ama yani. Erkan Reşmen'in Samsun 19 ve stadyumunda alacağı alkış ona en büyük hediyedir zaten. Umarım öyle bir durumla da karşılaşması olur. Yani o gururu yaşar yani. Evet, son yorumlara giriyorum değerli izleyenler. Enes kardeş Eren Demircan sormuş. Hasan Kılıç ne zaman açıklanır demiş. Vallahi önümüzdeki hafta bekliyorum ben açıklanmasını.
Kadir Çakır, arkadaşlar Tomane'ye inanmayın. Şimdi iyilik başladığı zaman sakat demiş. Yaşar Karacan, Havza'dan selamlar. Savicevic, Cece, Hamron kalmalı. Erzurum'dan Obertan bu yıl alınırsa iyi olur demiş. Samet Güven, Dilaver Güçlü'yü alalım demiş. Mürsel Gürgün Demircioğlu, Hamron ne oldu diye sormuş. Hamron'la yollar ayrıldı. Zaten 6 aylık bir sözleşmesi vardı. Oyuncuyla devam edilmeme kararı alındı. Kadir Çakır, ben Almanya'dan takip ediyorum. Hepinize selamlar demiş. Değerli izleyenler, aleykümselam diyorum ben de. Samet Güven yine son bir yorumda bulunmuş. Demiş ki aslında hoca aramamıza gerek yok. U19 hocamız bu takıma 6 maç kaybettirmedi yorumunda bulunmuş. Recep Sermet Boyar hocamızdan bahsediyor arkadaşımız. Recep Hoca da tabii iyi bir performans gösterdi Samspor'da. Şu an U19 takımında da iyi bir performans gösteriyor. Ama sanki Samspor teknik direktörlüğü için biraz erken gibi duruyor. Ya, hocam. Ya, hani bir yardımcı gelen hocanın yanında birkaç sene bile yardımcı hoca olup yavaş yavaş çıkartabilir. Aslında elimizde hem tecrübeli hem gelecek vaden hoca var. Şeye baktığın zaman mesela Yücel Uyar'la beraber ikili alabilirsin de aslında baktığın zaman. Eğer bir altyapıdan hem düşünüyorsan, ileriye yavaş yavaş düşünüyorsan Yücel Uyar ve Recep Boyar ikilisi de düşünülebilir aslında ilerisi için ama tabii artık belki o sonraki senelerde artık onlar da altyapıda farklı bir kulvarda görevlerini yapıyorlar. Haklarına hayırlısı olsunlar. Hayırlısı olsun diyelim. Son yorumları okuyorum. Sol beke iyi bir zenci alalım. Trabzonspor'un önerdiği 24 yaşındaki zenci forveti alalım mutlaka demiş. Ömer Tuncay demiş ki bir pazar günü de Ertuğrul Sağlam'dan hesaplaşma videosu izler miyiz acaba demiş. Galiba başka bir yerden bağlantı kurmuş Ömer Bey. Selamları iletiyorum kendisine de. Özelden de görüşüyoruz kendisiyle çünkü tanışıyoruz. Kahraman Çağlayan da kaleciler ne durumda demiş. Valla Furkan Köse'yi Ankara Spor istiyordu. Ahmet Altın'la da yollar ayrılıyor. Sözleşmesi sona erdi. Kendisi büyük ihtimal futbolu bırakacaktı. Yani en son öyle duydum. Yani iki tane kaleci transferi gelecek Samspor ama nereden gelecek, nasıl gelecek? Orta bazı futbolcular vardı gündeme gelen. Halen da gündemdeler. Haberler çıkıyor kendileriyle ilgili. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacak. Samspor'da gündem çok sıcak değerli izleyenler. Yani burada mesela Pazartesi günü Futbol 55 programı yapıyoruz. O kadar çok şey konuşuyoruz. Perşembeye kadar o kadar konu birikiyor ki böyle. Bazılarını bugün eledim mesela. Hatta yönetmenim az önce beni uyardı yani. Saat geç oluyor biraz hızlı geçelim konuları diye yukarıdan uyardı. Evet değerli izleyenler, Bir Spor Gazetesi programının da sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Son hatırlatmayı yapıyorum tabii sizlere. Kanal 362'nin ve Halk Gazetesi'nin Facebook sayfalarını lütfen beğenip takip edelim. Samspor'dan ve Samspor'dan son gelişmeleri, güncel haberleri takip etmeniz için yine Kanal 362'nin YouTube sayfasına ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bizim burada bu stüdyoda yaptığımız programları an be an izlemek için veya daha sonradan izlemek için değerli izleyenler Kanal 362 stüdyolarından herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.